Daha çok teşekkürler Serra. Merhaba Serra ve Matilde. Öncelikle her zamanki gibi bu toplantıda bütün altyapıyı sağlayan değerli dostlarım son bir kez Masterclass'ta buluşuyoruz. Hepinize de merhaba, iyi akşamlar. Masterclass'lar serisinin 6.'sına geldik. Bu son sefere kayıtlı olanlara baktığımda aralarında Boğaziçi Üniversitesi'nin çeviri bilim bölümünden de birçok öğrenci arkadaşımızın olduğunu gördüm. Onların bir kısmı burada katılamıyorlar bu akşam. Çünkü malumunuz bir kısmında birazcık misafir etmek isteyen devlet kurumlarımız oldu. Bir de bir takım faaliyetleri var şu sıralar. Onlara da buradan selam söylüyorum. Başarılar diliyorum genç arkadaşlarımıza. Ama merak etmesinler. Bir kere yoklama almıyoruz malum bu derslerde. Bir de daha sonra da bu master klasları izleyemeyenler, bugün izleyemeyenler daha sonra da internet üzerinden izleyebilecekler. Tıpkı ilk 5 için olduğu gibi. Onun için onların bir şey kaçırmasını istemeyiz bu faaliyetler sırasında. Benim de biraz sesim ara ara çatallaşabilir. Çünkü biraz ses tellerimi zedelemişim. Malum dün biliyorsunuz Kadıköy'de sportif faaliyetler vardı gün boyu. Bir de bütün mahalle ahalisi yani benim yaş grubuma dahil olanlar da bu sportif faaliyetlere vokaliz yaparak katıldılar. Katıldık hep beraber. Baktım komşularım katılıyor, ben de katılayım dedim ama biraz abartmışım galiba. Ses tellerim birazcık zedelenmiş. İnsan kendi hep genç zannetmemeli. Şimdi bu girizgahtan sonra master klasımıza başlayabiliriz diyeyim. Şu ekranımı da paylaşayım becerebilirsem bir kez daha. Becerdim galiba. Evet. Bu altıncıda tabii hem biraz ilk beş master class'ta işlediklerimizi biraz hatırlatarak değerlendireceğiz. Hem de esas olarak çeviri eser kime aittir? Çevirmen özellikle edebi çeviri söz konusu olduğu zaman nasıl değerlendirilmeli? Nasıl konumlandırılmalı? Ve çevirinin başarısı nasıl değerlendirilmeli? Kimler tarafından değerlendirilmeli? Biraz bu konulara girmeye çalışacağız. Şimdi tabii çeviri eser kime aittir sorusunu ilerlerken önce çevirinin ne olduğunu isterseniz bir hatırlatalım ilk master class'tan. Birinci husus çevirinin önemi esas çeviri olmadığı zaman anlaşılır demiştik. Çünkü çeviri olduğu zaman her şey çok doğal gibi geliyor insanlara ama işte çeviri olmadığı zaman anlamıyorlar. Bilmedikleri dilde söylenenleri çevir olmadan anlaşamıyorlar. Hani nadiren işaret diliyle, el kol diliyle ya da işte gönül diliyle anlaşmak da mümkün tabii ama o sınırlı konularda anlaşılabilir. Ve çeviriyi de herkes yapamaz. İşte biraz dil bilen biri hadi yap sen çeviriyi dedikleri zaman sözlü çeviride çok ciddi fiyaskolarla karşılaşıyoruz. Yazılı çeviride de bayağı ciddi fiyaskolarla karşılaşıyoruz. Dolayısıyla çevirmenlik mesleğinin önemi işte bir iletişim kurmak gerektiğinde ya da yabancı dilde üretilmiş bir metni okumak, anlamak gerektiğinde esas o zaman ortaya çıkıyor. İyi çeviri yapabilmek için tabii ki her iki dili ve her iki kültürü iyi bilmek lazım. Bağlamı ve konuyu iyi bilmek lazım. Hatırlarsanız birinci master class'ta bağlamın önemi üzerinde durmuştuk. Genel kültürünüzün sağlam olması lazım. Çeviri yaptığınız dillere ait kültürün yani ülke kültürlerinin o dilin dili oluşturan çünkü dil tek başına havada asılı duran bir şey değildir. Dil bir kültür içinde ortaya çıkar, bir iletişim içinde ortaya çıkar. Sinemasıyla, sanatıyla, edebiyatıyla, şiiriyle, her şeyle birlikte oluşur. Siyasetiyle, tarihiyle, geçmişiyle bütün bunları iyi bilmek lazım. Bir de çevirisini yapacağınız kişiyi, konuşmacıyı ya da yazarı iyi tanımanız lazım. Onun kişisel özelliklerini iyi bilmeniz lazım. Hızlıca geçiyorum buraları. Çeviri nedir dediğimiz zaman aslında biraz bahtsız bir uğraş. Çünkü hata yapılmadıkça çevirinin farkına varılmıyor. Yani iyi bir çeviri kendini gizleyen bir çeviridir. Çevirmenin varlığını unutturan bir çeviridir. Ama çeviri dendiği zaman da nedense hep işte çeviri kokuyor diye kötü nitelemeler vurgulanır. İşte çeviri kitaplarda eser sahibi olan çevirmenin adı kapaklara bile her zaman giremiyor. Bu konuya tekrar döneceğiz ve neden önemli olduğunu altını çizeceğiz. Bir sanat dalı olduğunu söyledik. Rahmetli Ahmet Cemal'in meslektaşımızın bir tanımı var. Başkasının kafasından ve kaleminden çıkma oranları. Üstelik o başkasının anlatım özelliklerine olabildiğince bağlı kalarak yani usulüne, biçimine kendi dilinde yeniden yazmaktır, yeniden üretmektir diyor. Benim getirdiğim ek tanım olarak da yeteneğini, bilgi ve becerisini başkalarının ifadesinin hizmetine sunan özverili bir emekçidir. Çevirmen bir emekçidir her şeyden önce. Ve hem kimin sözünü ya da metnini çeviriyorsa ona karşı sorumluluğu vardır.
bu sözü doğru aktarma sorunlarda hem de kim okuyacaksa, kim faydalanacaksa çevirisinden topluma karşı da bir sorumluluğu vardır. Çevirinin içeriğinin kendine ait olmadığını bilir, bir emanettir. O emanete ihanet etmemek gerekir. Ama bir yandan da çeviriyi aktarırken söyledikleri kendi sözüymüşçesine de özen gösterir. Çünkü aslında o çevirinin kendisi kendi sözlerinden ulaşır. O emaneti kendi dilinde yeniden ifade ederken ki sözlerinden ulaşır. Bunu yapabilmek için ötekini, yani kimi çevirecekse onu ön yargısız anlayabilmesi lazım. Ve diğerine kim izleyecekse ya da dinleyecekse çevirsin, ona çekincesiz, yani sansürsüz, kısıtlamasız, atlamadan aktarması lazım. Buna odaklanması lazım. Odaklanmadan çeviri olmuyor. Çevirmenin duruşu demek ki kendini değil çevirdiği kişi öne çıkartmaktır. Kendine değil çeviriyi kullananlara hizmet etmektir. Yani çevirmen yaptığı iş sırasında kendini parlatmaya, kendini kurtarmaya, kendini kollamaya değil, yaptığı işi doğru yapmaya odaklanmalıdır. Kendini savunması gerektiği zaman, toplumsal konumunu savunması gerektiği zaman onu başka yerde başka şekilde yapmalıdır. Çeviri, hatırlarsınız ikinci masterclass'ta içerik ve usup analizi yapmıştık. Ne söylendiği kadar nasıl söylendiğinin önemli olduğunu ve bu nasıl söylendiğini anlamaya odaklanmak gerektiğini anlatmıştık. Orada verdiğim örneklerden biri işte bu şeker talep eden kişinin bunu ne kadar değişik şekilde söyleyebileceğini görüyorsunuz. Şekeri ver, git bana şeker getir, bana şeker vermelisin, şeker alabilir miyim? Bana şeker koyma, yine unuttun, şeker almayı yine unutmuşsun, hadi bana şeker. Ah canım, bana şeker mi verecektin? Ne istersen yaparım, yeter ki bana şu şekeri ver. Bunların her biri aynı şeyi ifade ediyor. Şeker istendiğini ifade ediyor ama farklı usluplar, farklı biçimler, farklı ifade ediş biçimleri isteyenle vermesi gereken kişi arasındaki ilişkinin nasıl bir ilişki olduğunu da belirliyor. Demek ki neyi nasıl söylediğimiz aslında ne söylediğimiz de belirliyor bir yanda. Dolayısıyla uslubu anlamadan çeviri yapamayız. Uslub metnin ayrılmaz bir parçasıdır. Şimdi biraz baştaki soruya tekrar dönelim. Çevirmek yazmak mıdır? Çevirmen de bir yazar mıdır? Yazar ve çevirmen her ikisi de çeviri metnin neresindedir? Şimdi Türkçe'ye başka bir dilden çevrilmiş bir edebiyat eserinin dilini, uslubunu, anlatım tekniklerini beğendiğimizi düşünelim. Başarılı bulduğumuzu düşünelim. Peki bu kimin başarısıdır ve kimin hüneridir? Şimdi bazen edebi eleştirilerde, çeviri bir metin eleştirilirken yazarın uslubunun ne kadar başarılı olduğu, dili ne kadar iyi kullandığı övülür. Ama bunların bir kısmında çevirmenin adı bile geçmez. Şimdi de yazar çevirildiği dili bilmiyor ki o dilde başarılı bir şekilde kelimeleri kullanmış olsun, başarılı bir şekilde dil oyunları yapmış olsun, başarılı ve kıvrak bir şekilde kalemini oynatmış olsun. Böyle övülüyor bazen dil, biliyorsunuz. Bu işi yapan çevirmen. Yazar değil. Çünkü yazar kendi dilinde yapmış o işi. Yazarın orijinal metnini överken bunları söyleyebilirsiniz ama eğer bir çeviri övüyorsanız burada çevirmenin bu metni ürettiğini teslim etmeniz lazım. Dolayısıyla çeviri adını verdiğimiz Türkçe metin kime aittir dersek aslında o metni yazan kişi çevirmendir. Ama sadece çevirmene ait midir dersek orada bir durmak lazım. Çevirmen de bu metni tümüyle kendi düş gücünden uydurarak ortaya koymadı. Bir başkasının eserini yeniden kendi dilinde yazarak ortaya koydu. Dolayısıyla aslında orada tabii ki yazarın da ortaklığı söz konusu. Dolayısıyla orijinal metin yazara ait olmakla birlikte çeviri metin yazarla çevirmenin bir ortak eseri olarak görmek gerekiyor. Ama tabii yasal olarak da çevirmen eser sahibidir. Yasada da bu böyledir. Yani o Türkçe metin çevirmene aittir. Hakikaten de bir bakalım nasıl oluyor. Tek yazar ve tek eser mi var gerçekten? Şimdi Kafka'nın ünlü romanı, Almanca telaffuzum için Almanca bilenlerden peşinden özür diliyorum. Das Schloss, Chateau. Bu kimin eseri? Bakın değişik dillerde bu kitabın çevirileri yer almış burada. Peki bunların her biri Kafka'ya mı ait gerçekten? Kimin eseri bunlar? Hatta biraz daha yakından baktığımız zaman basılan kitap yazarın metni mi oluyor her zaman birebir? Özellikle de bu Chateau örneğinde, Kafka örneği ilginç bir örnek o açıdan. Yani Chateau hakikaten Kafka'nın eseri midir diye düşünebiliriz. Niye? Çünkü tam tamamlanmamış bir eser. Kafka metnini emanet ettiği arkadaşı Max Brod, Kafka'nın ölümünden sonra yarım bıraktığı metni ölümünden sonra elden geçiriyor. Birçok bölümün yerini değiştiriyor. Bazı cümle ya da sözcükleri yeniden yazıyor.
ve 1926'da bu kitabı yayınlatıyor ve dünya çapında ünlenmesini sağlıyor. Aslında elimizdeki metin Kafka'nın ürettiği ama Max Brod'un yeniden biçimlendirdiği bir metin. Belki de o zaman metnin başarısını Max Brod'a vermemiz lazım. Bu metin Max Brod'un kısmen Kafka ile ortak metni denemiz lazım. Gerçi 1982'de Kafka'nın orijinal el yazmalarının birçoğu, hepsi değil, yeniden ortaya çıkıyor. Bunları bu sefer Malcolm Pesley isimli bir yazar tekrar bir araya getiriyor. Ve orijinal el yazmaları dikkate alarak bölümlerin sıralamasını değiştiriyor. Max Brod'un yaptığı düzenlemelerin büyük bir kısmını siliyor. Bu sefer ortaya bambaşka bir metin çıkıyor. Yani Max Brod'un yayınlattığı şatoyla Malcolm Pesley'nin yayınlattığı şato tam da aynı değil. Peki o zaman metin kimin? Kafka'nın mı? Max Brod'un mu? Pesley'in mi? Yoksa şatoyu eğer çevirisini okuyorsak, orijinalini okumuyorsak, o okurun bildiği dili aktaran çevirmene mi ait? Çünkü çevirmen yeniden yazıyor kendini. Ve bazen de aynı ülkede birden fazla çevirisi olduğu zaman aynı eserin, bu çevirmenlerden hangisine ait? Yani okurları Kafka'nın izini hangi şatoda aramalılar? El yazmasında mı? Yoksa basılan kitaplarda mı? Bakın Türkiye'de kaç tane şato çıkmış? Bu çıkan şatoların sadece bir kısmı. Ama bu şatoların bir özelliği var. Dikkat ederseniz bu şatolar baktığınız zaman herhalde Almanca metni size yayın evlerinin sunduğunu düşünebilirsiniz. Neden? Çünkü bir çevirmen adı yok burada. Bu kadar değişik yayın evi, her biri şato basmış. Hepsi benim malım daha iyidir diye basmış. Çok güzel cicili bicili kapaklar da koymuşlar. Ama çevirmen adı yok. Peki yani bu metinler aynı metinler mi? Hepsi sadece Kafka ve Şato dediğine göre bize aynı metinleri mi sunuyorlar? Yok, açıp baktığınız zaman farklı farklı metinler okuyorsunuz. Peki o zaman bu yayın evleri okura Şato'nun orijinalini sunduklarını ya da aynı metni sunduklarını ne hakla ve nasıl iddia ediyorlar? Farklı birer metin sunuyorlar. Aldatıyorlar okuru. Çevirmenin adını koymadıkları zaman. Çevirmen bilmiyor bu metnin kime ait olduğunu, hangi metni okuyacağını. Duymuş olabilir. Ahmet Cemal'in çok güzel bir çevirisi var diye duymuş olabilir ama kapakta bu olmadı. Şato işte bu der alır ama içinden bambaşka bir şey çıkar. Yani bu şuna benziyor biraz. Siz gidiyorsunuz bakkaldan bir ürün alacaksınız, bir gıda maddesi alacaksınız. Organik madde diye alıyorsunuz, içinde bir sürü katkı maddesi çıkıyor. Ve bu belirtilmediği için ambalajda siz kazıklanmış oluyorsunuz. Bu bunun gibi bir şey, bir sahtekarlık aslında çevirmenin adını koymamak. Buna mukabil çok daha özenli yayın evleri de var, çok şükür. Mesela burada Cem Yayın Evi'nin bu çevirisinde çevirmenin adını koymakta kalmıyorlar. Yani Burhan Şipali çevirisini. Şunu da belirtiyorlar. Hangi metin çevrilmiş? Yani sizin önünüze hangi metin geliyor? İlk çeviri değil. Max Brod'un baskı hazırladığı metin değil. Bu Malcolm Tassi tarafından baskı hazırlanan edisyon kritiğin temel alınarak çevirinin yeniden gözden geçirilmiş halini size sunuyor. Yani ilk baskılarında Cem'in, daha eski baskılarında Max Brod'un metni vardı. Burada Malcolm Pesley'in düzenlediği metin var. Bunu da belirtme ihtiyacını hissediyor yayın evi. Yani burada işte okura saygı bu. Hangi metni okuyorsunuz? Neyi okuyorsunuz? Bunu belirtiyor. Başka okura saygılı baskılar da var. İşte görüyorsunuz. Burada da hem çevirmenlerin isimleri var, hem işte ön sözler var. Burada çevirmen ödül almış. Ödül de belirtiliyor. Nefer ermiş meslektaşımız bu çevirisi için. Burada çok daha okura saygılı, çok daha neyi okura sunduğunu belirten yayın evleri var. Ama biz gene sorumuza dönelim. Bu metin kime ait? Yani işte İletişim Yayınları'nın Tanıl Bora tarafından çevrilen Franz Kafka'sının içeriğiyle herhalde Regaip Minareci'nin çevirdiği İş Bankası yayınlarındaki şatonun içeriği aynı değil. Peki hangisi gerçek şato? Ya da Nafer Ermiş'in çevirdiği de aynı metin değil. Ya da Kamuran Şipal'in kendi. Peki hangisi gerçek şato? Nasıl bilebileceğiz bunu? Düşünün, yine Kafka'dan başka bir eser. Die Welt war Nun. Bir eser var ama bakın Türkçe'de kaç tane çevirmen var ki hepsini sığdıramadım. Ahmet Cemal çevirmiş, Kamuran Şipal çevirmiş, İknur Özdemir çevirmiş ki bunlar bayağı ismi bilinen nitelikli çevirmenler. Vedat Günyol çevirmiş, Faruk Beslen'i çevirmiş, Gülferi Sertçi vesaire vesaire. Peki bu kadar çok Kafka metni, bu kadar çok Die Welt war Nun. Bunların hepsi Kafka'ya mı ait? Kafka bunların hepsini birden mi yazmış? Bu kadar farklı metni mi yazmış? Hangisini yazmış Kafka peki? Hangisi Kafka'nın gerçek cümlelerini bize sunuyor? Bir de yine burada da görüyorsunuz
çevirmenin adı yok. Çevirmenin adı olmadığı zaman Kafka'nın kendisi nasıl olabilir? Bu çevirmenin olmadığı zaman yine aynı soruya dönüyoruz. Ve burada da tabii yine dikkat ederseniz kapaktaki isimler bile değişmiş. Birisi değişim demiş, öbürü metamorfoz demiş, buraya da dönüşüm demişler. Yani aynı kitap bu aslında ama isimleri bile farklı bu kitapların. Peki okur nasıl yolunu bulacak? Bakın bu daha da ilginç bir baskı. Nabokov'un dönüşüm dersini de eklemişler metnine. Çok güzel bunu belirtmişler kapakta ama çevirmen hala yok. Yani bir ek metin var. O metini yazan kişi çok önemli. Artık Kafka kadar kocaman yazılmış gerçi ama çevirmenin adı hala yok. Burada daha özel yayın evlerine geliyoruz tekrar. Çevirmenlerin isimleri var. Gerçi çok küçücük yazılıyor bulmak. Her zaman çok kolay değil ama ya olsun hiç olmazsa var. Ama yine burada da birinin adı dönüşüm, öbürünün adı değişim. Burada yine dönüşüm. Başkasında metamorfoz vardı. Hangisi? Çünkü Die Welt Wandlung sözcüğünün çevirisinde farklı anlamlar söz konusu olabiliyor yüklenen. İşte başkalaşım da denebilirdi. Hiç başkalaşım diye basılmamış ama mesela baktığınız zaman işte kubbe altı lügatındaki başkalaşımın tanımı belki de buradaki tanıma çok benziyor. Ama bana böyle geliyor. Çünkü ben o kitabı aslında ilk olarak Fransızcasından okudum. Orada da metamorfoz var. Metamorfoz kavramı başkalaşıma daha yakın. Ama Ahmet Cemal de diyor ki hayır diyor. Bu dönüşüme daha yakındır diyor ve açıklıyor. Başka çevirmende değişimi çıkıyor. Peki şimdi çevirmenin sadık olması gerekir. Ama bu sadakat neye sadakat? Yazarın yazdığı ya da yazdığı sandığı metni mi? Okurun okuduğu metni mi? Okurun okuduğunu sandığı metni mi? Bunların hepsi aynı metin mi acaba? Herkes farklı yorumluyor olmasın bunu. Bunu hatırlarsanız yine ikinci derste işlediğimiz bir konu bu. Eşdeğer donanım ve yetkinlikte iki okur, kendi ana dillerinde yazılmış bir metni okuduklarında bile çeviriyi bırakalım. Aynı şeyi mi anlayıp değerlendiriyorlar? Aynı şekilde mi yorumluyorlar? Aynı müziği mi duyuyorlar? Hatırlarsanız değişik sahne sanatçılarının aynı metni, kendi ana dillerinde yazılmış bir metni okuyuş biçimlerini dinletmiştim size ve nasıl farklı okumalar olduğunu, dolayısıyla o şekilde okuyan kişi o metnin müziğini, temposunu çok farklı yorumlamış diğerinde. Düz okur böyle yorumlarsa, çevirmen de önce okuması lazım, anlaması lazım. Her çevirmen de farklı okuyup farklı şekilde anlayacaktır, yorumlayacaktır. O zaman kendi yorumunu aktaracaktır. Dolayısıyla aslında her çeviri bir yorum. Bir de şu var, yazarın hakikati diyoruz ama acaba yazar hakikati, hatta kendi hakikatine her zaman sahip midir? Sonuçta yazarın da bir bilinç dışı var. Yazar da metnini yazdığı zaman bilinç dışını yansıtıyor. Her zaman kendi metninde görüleni yazar her zaman görmeyebiliyor. Yazar bir şey yansıttığını zannedebilir. Kendi bilinç dışına hakim olmadığı için, kendi bilinç dışına kör olduğu için çoğu zaman. Ama metni okuyan kişi orada yazarın görmediğini görebilir. Metni okuyan kişi çevirmen de olabilir. Çevirmen yazarın görmediği bir hakikati gördüğünde ne yapacak? Yansıtacak mı, yansıtmayacak mı? Ne şekilde yansıtacak? Bir de her tek bir hakikat mi var? Herkesin kendi hakikati yok mu? Kendi yorumu yok mu? Çevirmenin ki neden mutlak doğru olmasın diye düşünebiliriz. Sonuç olarak çeviri her zaman aynı sonucu veren otomatik ve mekanik bir işlem değil. Bir fotokopi makinesi değil çevirmen. Çeviri de bir fotokopi, çeviri kopi değil. O zaman iki çevirmenin yapacağı ve birbirinden kaçılmaz olarak farklı olacak iki yorum çıkıyorsa karşımıza daha fazla olabileceğini de gördük. Bunların biri illa doğru, öbürü yanlış mı? Yani tek doğrusu mu var çevirinin? İki farklı çeviri eşdeğer derecede doğru ya da meşru olamaz mı? Ya da farklı farklı şekillerde ikisi de eşit derecede güzel olamaz mı? Bunu da işlerken hatırlarsanız aynı metnin farklı yorumlarını değinmiştik. Orijinal metni dinliyoruz. Orijinal metnin bir sahne yorumu bu. Les Indes Galantes operası Rameau'nun Vahşiler Aryası. Bu bambaşka bir yorum. Parça aynı parça, müzik aynı müzik. Ama farklı yönetmenler farklı yorumlamışlar. Bu daha da başka bir yorum. Şimdi bir dördüncü yorum. Şimdi Rameau'nun yazdığı Les Indes Galantes bunların hiçbiri değil aslında.
kaç yüzyıl önce yaşamış bir besteci. Ama bu yorumların Ramon'un eserini yansıtmadığını kim söyleyebilir? Ve neye dayanarak? Dolayısıyla farklı seçenekler mümkün. Çevirirken bir sanat eserinin, bir edebiyat eserinin birden fazla şekilde çevrilmesi mümkün. Ama bu çeviriler sırasında metnin özü de değişik dönüşüme uğrayabilir mi? Yani metnin özünden de tamamen uzaklaşmak riski de yok mu? Bir başkalaşma söz konusu değil mi? Şimdi bir yandan tek nesnel doğru yok diyoruz. Her çevirmen farklı olasılıklar içinde kendi öznel tercihlerini yapıyor. Ama bir şeye dönüşüyor. Peki hala sadık mı dönüşürken, değişirken? Bir öznelliğinin, çevirmenin öznelliğinin, yaratıcılığının ya da diyelim bir sınırı yok mu? Bu sınır nedir? Nerede çevirmenin kendini kısıtlaması gerekir? Çünkü sonuç olarak okuyacağınız eserin çevirmenin kendi keyfine göre yazdığı bir metin olmaması lazım siz sonuç olarak. Başka bir yazarın metninin çevirisini okumak istiyorsunuz. Dolayısıyla çeviri metin o esere yine sadık olmalı. Hem özüne, hem biçimine, hem içeriğine, hem değişik dil katmanlarına hatırlarsanız içeriğe ve usluba sadakatle de o değişik katmanların neler olacağını ele almıştık. Dolayısıyla evet, çevirmen eser sahibidir dedik. Çevirinin eser olarak ona aittir ama bir yere kadar. Çünkü bir de yazar var, yazarı unutmamak lazım. Çevirmen yazarı unuttuğu zaman iş rayından çıkıyor. Sansür konusunda geçen hafta ayrıntılarıyla ve değişik örneklerle ele almıştık onları. Taze olduğu için çok hatırlattım şimdi. Dolayısıyla çevirinin iyisi de var, kötüsü de var. Peki bunun hangi çevirinin iyi olduğuna kim ve nasıl karar verecek ve neye göre karar verecek? Bunu bir çeviri, iki çeviri üzerinden örnekleriyle ele alalım istiyorsanız. Önce çeviri değerlendirmesinin nasıl yapılmaması gerektiğinden söz edelim. Bunu yaparken de Georges Perec'in ünlü La Disparition, Kayboluş adlı romanının Türkçe çevirisi üzerinden gidelim. Cemal Yardımcı meslektaşımız tarafından yapılan çeviri. Bu çeviri yapıldığında kıyametler koptu. Çok ağır eleştiriler yöneltildi. Yani neyse ki o tarihte sosyal medya bu kadar faal değildi. Yoksa sosyal medyada bayağı bir linç operasyonu izleyebilirdik. Ama ona yakın bir şeyler de yapılmadı değil basında. Basılı basında. Ayrıntı Yayınları tarafından yayınlanmıştı bu çeviri. Buradaki eleştirilerin aslı şu. Şimdi romanın bir özelliği var Fransızca'da. E harfi kullanılmadan yazılmış bir roman. E harfi hiç yok romanda. Çeviride de dolayısıyla yine E harfi hiç kullanılmamış. Yani çok ciddi bir hüner istiyor. Çünkü yazar kelimelerini seçerken anlatmak istediği anlama göre metni yönlendirebiliyor ama siz karşılığını koyduğunuz zaman belki de o sözcüğün Türkçedeki bütün karşılıklarında E harfi olabilir. Yani yazar kadar seçeneğiniz olmayabilir. Bu ayrı bir hüner isteyen bir özellik. Ama kıyamet kopmasının sebebi bunu çevirmenin iyi yapamaması değil. Aslında tam tersine bunu gayet başarılı yapmış. Bunu herkes teslim ediyor ama bir şey daha yapmış çevirmen. Kitaba bölüm eklemiş. Diyeceksiniz ki kitaba nasıl bölüm eklenir? Böyle bir şey olur mu? Nitekim böyle değerlendiren kişiler de olmuş. Bunlardan bir örnek izleyelim. Genellikle daha önceki masterclasslarda da hatırlayacaksınız. Yergi olarak yani yanlış yaptıklarını düşündüğüm meslektaşlarımın, eleştirmenlerin, çevirmenlerin sözlerinde isim vermiyorum. Kimseden çekindiğim yok tabii herhalde tahmin edeceğiniz gibi ama burada kendini savunma hakkı olmayan kişileri itham eder gibi, onların hatasını yüzüne vurur gibi ukalalık taslamak değil benim niyetim. Ben burada örneği alarak bir kavramı anlatmaya çalışıyorum. O yüzden isimleri vermiyorum. Olumlu örneklerde isim veriyorum. Olumsuz olduğunu düşündüğüm örneklerde isim vermemeyi tercih ediyorum. Bu emeğe saygı. Bir de ben oradan cımbızla bir bölümünü yaptıkları eleştirini alıp eleştiriyorum ama belki eleştirinin gerisinde çok katıldığım yerler de olabiliyor. Onun için bütününe bakmadan sadece bir noktayı eleştirip o işte bakın bunu yanlış yorumlamış bilmem kim demek bana doğru gelmiyor. Onun için kendime yapılmasından hoşlanmayacağım şeyi başkasına da yapmamaya çalışıyorum. Bunu belirteyim. Ama çok ünlü bir meslektaşımız bu değerlendirme yapan. Diyor ki kitaba ekleme yapmak çok tuhaf geldi. Aslında o çeviriyi görmedim ama. Şimdi görmediğiniz çeviriyi niye eleştiriyorsunuz? Görmediğiniz çeviri hakkında neden fikir beyan ediyorsunuz? Yapmayın. Göreyim çeviriyi, inceleyeyim ondan sonra eleştireyim diyebilirsiniz. Her uzatılan mikrofona konuşmak zorunda değiliz. Ha, çevirinin çevirmesi zor olduğunu da biliyor. Kitabı tanıyor çünkü. Bunu belirtmiş.
Ama diyor ki ekleme yapması fantezi bir çevirmenin karşısında oldu. Yani hemen bir niteleme var burada. Fantezi çevirmen diye onca emek veren meslektaşımızı hemen böyle bir sırtına bir yafta yapıştırmış. Bu yaklaşımı hiç ama hiç doğru bulmuyorum. Hatta bir de şöyle çelişkiler var. Diyor ki işte sansür uygulayanlar var. Belli yerleri atlama gibi bir yönelim var. İşte bazı durumlarda bu hiç olmayacak şey değil diyor. Mesela işte Küçük Prens örneğini vermiş. Atatürk'le ilgili cümleyi hatırlarsınız. Onu da geçen hafta incelemiştik. Öyle bir cümle var diyor. Çıkarmışlar diyor. Ben de olsam çıkarırdım diyor. Hadi bakalım şimdi. Yani eklemesine karşı çıkıyorsun. O hakkı görmüyorsun da sen çıkarma hakkını nasıl görüyorsun kendini? Yani olacak iş mi bu? Yani, ama eklemek tümüyle gereksiz diyor. Çünkü o zaman yaptığınız çeviri çeviri olmaktan çıkar diyor. Sansür edince niye çıkmıyor? Yani burada bir de tutarsızlık var ayrıca. Bir başka çevirmenin yaklaşımı, eleştirmenin ya da bir çevirinin verdiği metne olabildiğince bağlı kalması gerekir. Ha, pardon bunu okuduk. Ha. Bir başka katiyen yapılmaması gerektiğini düşündüğüm yöntem bir gazete bu eleştirileri almış, derlemiş işte şu şunu dedi, bu bunu dedi, o bunu dedi, bu bunu dedi. Arkasında da okurlara şöyle bir anket vermiş online, ne güzel. Ne düşünüyorsunuz? Çevirmen yaratıcıdır, iyi mi yapmış yoksa katiyen kabul edilmez, hatalı mı? Ay bilemedim, çekimser mi? Sanki hangi partiye oy vereceksiniz ya da işte bu makarnanın lezzeti iyi mi, güzel mi diye bir değerlendirme yapılıyor da böyle bir şey sunuyor. Sonra da çıkıyor ki halkımız %78 oyla bu çeviriyi reddetti. Yani bu gayri ciddi ve saygısız bir yaklaşım. Yani orada koskoca bir emek var. Sen çevirmene sormamışsın niye öyle yaptın diye. Ve hiçbir şekilde çeviri değerlendirme yetkinliği olmayan insanlara, yani gazetenin o andaki online'daki makaleyi okuyan insanlara bu çevirmeni değerlendirme hakkı tanıyorsun bu şekilde. Bu yapılmaması gereken şeylerin başında geliyor bunlar. Bir başka şey, burada işte her çevirmenin damgası vardır diyor. Çevirilerin asıl sorumluluğu çeviriye karşı. Bunlar genel doğrular. Bu soruşturmada konu olan vakada ölçünün biraz kaçtığı görülüyor. Ama neden kaçtığına dair hiçbir argüman yok açıklamada. Ya bu böyle afaki bir değerlendirme olmaz ki. Ölçünün neden kaçtığını anlat, o zaman ciddiye alayım. Ama onun arkasından da ölçü kaçmış ama çevirmen de yaratıcı olmalı. Peki ölçü ne? Ha bir kere ölçünün kaçtığı gibi bir yargı var burada ama ölçünün ne olduğu söylenmiyor. Yaratıcı olmalı genel doğru. Nereye kadar yaratıcı olmalı? Nerede ölçü? Ölçü yok. Ölçü olmadan bir değerlendirme var, bir yargılama var. Ölçüsüz değerlendirme. Bizim zaten genellikle başka örneklerinde vereceğim bunu. Bizim entelektüel dünyamızın en ciddi sorunlu alanlarından biri ölçüsüzlük. Ortaya bir ölçü koymadan bir takım afaki ve ahlaki yargılarda bulunulabiliyor. Bir başka gene çok saygı duyduğum ve sevdiğim bir yazarımızın değerlendirmesi. Kayboluş yayınlanır yayınlanmaz büyük bir merakla alıp okumaya başladım. 50. sayfa, 5. sayfaya geldiğinde durakladım. İnanılır gibi değil. Romanda olmayan 5. bölüm kendisini yarı yazar diye niteleyen çevirmen tarafından kaleme alınıp romana eklenmiş. Daha sonraki sayfalarda gördüm ki yarı yazar 25 bölümlük romana kendinden 4 bölüm eklemiş. Böyle bir niteleme. Ki bu doğru. Bunlar hepsi doğru. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Çevirmen böyle bir zırtapozluk yapmış. Gene bir bayağı aşağılayıcı bir terim var burada. Yayıncı bu saçmalığa nasıl ortak olmuş? Yayıncı da okumuyor mu çevirdiğini? Yani sadece çevirmen salak ve zırtapoz değil. Yayın evi de gayri ciddi. George Perry'in kemikleri sızlamıştır. Çok keskin bir yargı. Söyledikleri nesnel olarak olgusal olarak doğru ama burada neyin neden yapıldığına dair hiçbir düşünce yok. Sadece yapılan prensip olarak reddedilmiş. Bir başka yine sevdiğim, saygı duyduğum bir meslektaşımın tartışmaları başlatan da oydu o sırada. Diyor ki çevirmen yazarın yerini almaya, yazardan rol yapmaya kalkışmış. Bu beni rahatsız etmiş, bunu yazdım diyor. Ama diyor bu tartışmaya Fransız dili edebiyatı alanında uğraş verenler de katılsaydı sanırım daha yararlı olurdu. Çünkü meslektaşımız Fransızca konusunda uzman değil. Ama şimdi Fransızca konusunda uzman olmadan böyle bir yargıya varmak ve böyle bir tartışma başlatmak ne derece doğru? Yani elinizde bir iktidar var, bir yerde bir yazı yazıyorsunuz. Bu iktidarınızı böyle bir eleştirilip aldır küldür ortaya atmak için kullanıyorsunuz. Ne derece doğru? Size yapılsa hoşunuza gider mi? Çeviri bu kadar hafif bir şekilde değerlendirilebilir mi? Bu başka bir kitabın Küçük Prens eleştirisi var orada. Yine bir başka meslektaşımızın yaptığı. Burada da şöyle bir yaklaşım. Ben Fransızca bilmiyorum. Ama çeviri tekniğini kendimce bilirim. Onun için
rötuşlar önerdim, şunları önerdim, bunları önerdim. Şimdi kitabın çevirdiği dili bilmiyorsunuz ama rötuş öneriyorsunuz. Yani şu Türkçesinde ya şurası benim aklıma yatmadı diyebilirsiniz tabii ki o muhakkak ama yani eleştiri yapmak, çeviri eleştirisi yapmak bilmediğiniz dilde bu kadar kolay olmaması gerekir. Ama çok da ayrıntılara girmiş. Ha, yalnız şu var. Dediği %100 yanlış da değil. Mesela uzun bir makale eleştirisi. Getirdiği eleştirinin bir kısmı gayet de yerinde. Çok katıldığım eleştirileri de var. Ama işte dili bilmediğiniz zaman bazı inceliklerde çuvallayabilirsiniz. O zaman da olmuyor. Mesela bakalım. Şimdi burada Tilki ile Küçük Prens'in karşılaştığı sahneden bahsediyor. İşte Tilki diyor ki ben seninle oynayamam. Je ne suis pas apprivoisé. Ve kendisi de bir yayın evinin yöneticisi. Bir sürü çevirisi var biliyorsun Küçük Prens'in. Geçen sefer bahsetmiştik. Kendi yayınladığı çeviride alışık değilim diye çevirmiş çevirmen. Ve diyor ki benim çevirmenin doğrusunu yaptı diyor. Ya orada bir de ticari bir kavga da var işin. Nahoş kısmı bana sorarsanız. Şimdi diyor ki Küçük Prens üsteliyor. Qu'est-ce que ça signifie apprivoiser? Alışık olmak ne demek diye çevirmiş. Bağ kurmak anlatıyor. İşte aslında dost olmaya çalışıyorlar. Nitekim Tilki diyor ki dost istiyorsan alıştır beni kendine diyor bu çeviride. Ama önce benden uzağa oturacaksın çimlerin üstünde. İşte her gün geleceksin. Hemen kaynaşmayacağız. Yavaş yavaş yaklaşacaksın. Ben sana bakacağım. İşte her gün biraz daha yaklaşabilirsin gibi talimatları var Tilki'nin. Ve diyor ki şimdi diyor bu metinde apprivoiser fiili kendi yayınladığı çeviride alışmak iken başka çevirilerde evcilleştirmek demiş. Ama evcillik ne demek? Eve insana alışmış, kendisine yararlanılabilen ehli ve yabani karşıtı. Peki diyor yani evcilleştirilmiş olmakla dostluk nasıl bağdaşır diyor. Aslında dost olmaya çalışıyorlar. Ehlileştirme kavramı olmaz. Ve çok önemli felsefi açılımlar yapmış. Evcil insan merkezi. Oysa burada dostluk söz konusu. Dost olmanın gerektirdiği eşitlik yok bu ilişkide. O zaman gönüldaşlık olmayacaksa evcilleştirmekten nasıl bahsedebiliriz? Tilki alışırsak dost oluruz diyor ama sabır gerekir diyor. Yani burada bir merkez, bir üstün taraf yok. Etken edilgen taraflar yok. Bir hiyerarşi yok. O zaman nasıl ehlileştirmek dersin diyor. Şimdi felsefi olarak baktığımız zaman hatta sömürge ilişkilerine falan Rudyard Kipling'e falan da bağlamış. Güzel. Ki felsefi olarak katılabilirim. Çok güzel. Yalnız yine unutmayalım ki çevirmenin yaratıcılığının bir sınırı var. Yazarın ne söylediği? Yazar ne söylemiş Fransızca'da? Apprivoiser fiilini kullanmış. Apprivoiser fiilinin tanımı ne? Daha az yabanıl kılmak, daha yönetilebilir kılmak, yabani bir hayvanı daha uslu kılmak, onu ehlileştirmek. Tanım bu. Yazarın kullandığı sözcüğün tanımı bu. Larousse'da bu. Ama Le Robert'de de bu. Yani bir hayvan söz konusu olduğunda bir hayvanı daha az çekingen ya da daha az tehlikeli hale getirmek diyor. Başka bir şey değil. Dolayısıyla yazarın yani bu ehlileştirme ilişkisiyle dostluk olamaz eleştirisi doğruysa bu eleştiri çevirmene değil yazara yöneltilmeli. Yazar öyle demiş. Çevirmenin bir suçu yok bunda. Yazarın hatasının varsa hani kavramsal hatasının sorumluluğu çevirmene yüklenemez. Yani dolayısıyla hani eşit ilişki meselesi burada. Üstelik bunun böyle olduğunu Fransızca'nın inceliğini bilmiyor olabilirsiniz. Apprivoiser fiilinin inceliğini. Ama anlatılan sahne de aslında bir evcilleştirme sahnesini anlatıyor. Önce uzağa atıyor, yavaş yavaş geliyor, alıştırıyor, ehlileştiriyor. Tek taraflı bir eylem burada. Eşitlik yok eylemde. Bir de normal bir tilkiyle çocuğun dostluğundan bahsediyoruz. Hangi eşitlik olabilir orada zaten? Dolayısıyla bu tür değerlendirmelerin nasıl yapılması gerektiğine dönelim şimdi. Bu eleştirileri görünce mesela Enis Batur şöyle demiş. Bu tartışma verimli bir fikir çarşması yaratabilecek bir tartışma ama birinci itirazım bunun yeri. Bunun yeri gündelik ya da haftalık basın olmamalı. Orada başladı tartışma. Yani her şeyin yer darlığı nedeniyle yüzeysel alınabileceği bir alanda bu ciddiyette bir tartışma yürütülmemeli. Teknik ayrıntılarını tartışabileceği bir aylık dergide yapmak lazım. Yoksa kitap infaz edilir. Yani işte medyatik linç ya da işte şimdi sosyal medya linci çok moda olduğu üzere. Yani herkesin derinlemesine düşünmeden o anlık duygusuna göre ağzına geldiği gibi konuştu ve yerden yere vurdu. İşte oylama yaptı. Katiyen katılmıyorum diye oylama yaptı ve kimin neyi niye yaptığını hiç düşünmediği bir alan. Yine Enis Batur diyor ki çeviri bir yorum çalışmasıdır. Her metin yorum ufkunu çevirmene çok fazla açmayabilir. Bazı metinlerde kısıtlıdır yorum seçenekleri ama bazılarında yorum seçeneği çok açıktır. Pereyin yapıtı da böyle bir şey.
Kaldı ki George Clooney kendisi de çeviriler yapmış ve aşırı derecede yorumu devreye soktuğu çeviriler yapmış. Yani yazarın anlayışı da bu zaten. Geniş yorumlama yetkisini kendinde de görüyor. Çevirmenini de görüyor. Dolayısıyla buradan çevirmeni eleştirmek hatalı. Eğer çok doğru bir çeviri değerlendirmesi okumak istiyorsanız size tavsiyem Armağan Ekici'nin Zorlu Çeviri Kayboluş Üzerine Çok Katmanlı Yapıların En Güzeli diye Cumhuriyet Kitap'ta çıkmış 2006 9 Mart'ında. Ama bu metni Çeviri Bilim dergisinde bulabilirsiniz. Burada bağlantıyı koydum. Ekran şeyi alabilirsiniz oradan. Ya da internette girdiğiniz zaman Armağan Ekici'nin ismini, çevirmenin ismini ve Kerek'in kayboluşunu çıkıyor kolaylıkla. Size gerçekten samimi önerim bu değerlendirmeyi sonuna kadar okuyun. Yetkin bir değerlendirme nasıl yapılır? Bir iki örnek alacağım. Hepsini burada ele alamayacağım bence ama şunu diyor. Bence diyor asıl bu kitap 5. bölüm eksik olan 26 bölüm olarak Türkçe'ye çevrilseydi temel kurgusunu sakatlayan bir çeviri hatası yapılmış olurdu. Niye? Çünkü yazar E harfini kullanmıyor ve 26 bölümden oluşturmuş. Fransız alfabesinde 26 harf vardır. Her bir bölüm bir harfe tekabül ediyor. Ve tabii ki 5. bölüm yok. Çünkü E harfi 5. bölüm Fransızca'da. Ama şimdi Türkçe'de 5. bölüm, 5. harf E değil ki. Bir de Ç var bizde biliyorsunuz. Dolayısıyla yeri kayıyor. Tabii ki çevirmen yazarın kurgusuna sadık olmak için oraya 5. bölümü koymuş. E bir de kendiliğinden bölümler eklemiş. Kızıyorsunuz. E iyi de Türkçe'de 29 harf var alfabede. Hani bir tanesini kullanmadınız E'yi. E 3 tane yeni harf var. Onlar ne olacak? Daha doğrusu Fransızca'dakine kıyasla 6 daha fazla var. 3 eksik var. Toplam 3 fazla oluyor. Armağan Ekici diyor ki eğer diyor bunu yapacaksanız madem ki kitabın temel entrikasının olmazsa olmaz unsuru harflerle bölümler arasındaki ilişki o zaman iki seçenek var. Ya bölümleri yeniden düzenleyeceksiniz. Yani yine yazarın bölümlerine müdahale edeceksiniz çevirmen olarak. Ve 28 bölüme çıkaracaksınız bunu bölerek. Ya da yeni malzeme ekleyeceksiniz. Başka çaresi yok bunun diyor. Doğrusu da bu. Ve diyor ben çevirmenin kendi görüşünü eklemesini doğru buldum diyor. Çünkü nitekim çevirmen o yeni eklediği bölümlerde burada ben yarı yazar olarak devreye giriyorum ve şunları söylüyorum diye daha farklı punto ile dizilmiş. Bunun yazarın sözü değil, çevirmenin sözü olduğunda açıkça belli edecek şekilde yani çaktırmadan korsan yayın yapıp Mickey parçası eklemiş değil romana. Bunun kasıtlı yaptığını belirtecek şekilde yapmış. Ve tamamen kitabın mantığına uygun bir şey yapmış. Ha bu doğru mu yanlış mı tartışılır. Ama neden yaptığını düşünüp onun üzerinden ancak tartışabilirsiniz. Yine diyor ki bölüm sayısını çevirme problemini de çözmesi çok anlamlı ve geçerli bir tercih diyor. Ayrıca diyor bu oyuna dayalı bir kitap. Yani düşünün ki ne gereği var E harfi olmadan kitap yazmak. Yazar demek ki zaten kitap projesinin kendisi bir oyun. Dille bir oyun. Ulipo denen o dille oynamayı seven hareketin bir kurucu unsurlarından biri George Perec. Oyunu oynuyor bir yandan da. O zaman çeviride de oyunu oynayacaksınız. O oyunu oyunsa o oyuna layık bir oyun yapabilmeniz lazım. Ve başka özelliklere de dikkat çekiyor. Sadece tek bir, yani çevirdeki tek mesele bölüm eklendi, eklenmedi mi değil. Bütün o geri kalan emeği yok sayma anlayışını da bozan bir yaklaşım. Çevirinin diğer yönlerini de, çevirmen ne yapmış onlara da bakıyor. Ve burada şunu söylüyor. Ciddi tuzaklar var diyor. Çünkü Perec, Borges'in Kaplanı'ndan söz ediyor. Arjantinli yazar Borges'in Kaplanı'nda ama Tigri sözcüğü, Fransızca'da kaplan, bunu kullanamıyor E harfi olduğu için. Onun için oraya jaguar demiş. Kaplan diyeceğini. Şimdi Türkçe'de ne yapacaksınız? Borges'in kitabına gönderme olduğu için kaplan diye mi çevireceksiniz jaguarı? Yoksa sadık kalıp jaguar demiş yazar, ben de jaguar mı yapacağım diyeceksiniz. Bu da mesela bir çevirmen kararı. Kimi çevirmen öyle karar verebilir, kimi böyle karar verebilir. Burada Borges'e gönderme var diye kaplan demek daha doğru olabilir. Fransızcasında neden kaplan diyemediğini anlayarak ya da ya yazar Jaguar demiş ben anlamam ben Jaguar derim de diyebilir. Belki Jaguar derken bir bildiği vardır da diye düşünüyorum. Şimdi gelelim çevirmen değerli çevirmenimiz Cemal Yardımcı kendini nasıl alınıyor? Orada da bir Ayşe Balçı ile yaptığı bir söyleyişi var. Uzun bir söyleyişi. Onu da okumanızı tavsiye ederim. Orada da isimleri girdiğim zaman çıkıyor hemen. Ve sadece bu çeviri üzerine konuşmuyorlar. Genel anlamda çeviri üzerine konuşuyorlar. Ve çok değerli bir çeviri. Çok anlamlı görüşler var içinde. Tavsiye ederim hararetle. O da diyor ki, şimdi Fransızca diyor
E harfini kullanmamaya karar verdiğiniz zaman kelime hazneniz %30, %40 oranında daralıyor. Çünkü Fransızca'da özellikle işte dişil sözcüklerin hepsinin sonunda E var. Çok sayıda E var. Türkçe'de o kadar değil. Türkçe'de en çok kullanılan harf Fransa'daki gibi E değil, A harfi. %18 civarında. E ikinci, üçüncü sırada geliyor. Dolayısıyla diyor, ama Türkçe'de de diyor sen ben de işte bilmem yaparken ederkendeki E harfleri olduğu için de ben çok zorlandım diyor. Ama Türkçe'de benim kısıtlamam daha azdı yazarınkiyle kıyasla diyor. Orada da bir prim tanımış. Ama bir yandan da işte çevirinin de yazarın kullandığı kelimeye sadık olmak zorunlu olduğu için onda başka bir zorluğu var. Yine diyor benim bütün çabam bir çevirmen çabası. Yani yarı yazar kendini yazar yerine koydu diye eleştiriyor. Ya diyor ben çevirmen olarak yapmaya çalıştım diyor. Ve yarı yazar sözcüğünü kullandım. Şunun için. Çünkü Türkçedeki çevirmenin, tradüktörün karşılığı olan tercüman, çevirmen, mütercim diyemezdim. Çünkü kitapta E harfi yok. Yani yarı yazar demesinin sebebi tam da kitabın mantığına uymak için. Yazara sadık olmak için yarı yazar diyor. Bundan dolayı yerden yere vuruyor. Yani ne kadar insafsız olabildiğini ve ne kadar düşünmeden eleştiri yapabildiğini görüyorsunuz. Bir de diyor yani bunu o pasajlara eklemem de yine kitabın çevirisinin gerekleri olarak bunu yaptım diyor. Ve şunu da ekliyor. Yazarın niyetini yazardan başka kimse bilemez. Eğer yazar sağsa sorabilirsiniz. Ama ölmüş bir yazarı çeviriyorsanız onun niye öyle yaptığını bilemezsiniz. Tahmin edebilirsiniz. Yorumlayabilirsiniz ve o yorumunuza göre çevirinizi yönlendireceğinize göre hata da yapabilirsiniz. Ya da yazarın o niyetini başkası sizden farklı yorumlayabilir. Dolayısıyla farklı çevirebilir. Bir öznellik payı var. Bundan tamamen kurtulmak, %100 objektif bir çeviri yapmak, edebi çeviri de hiç mümkün değil. Daha alan çevirisinde iş biraz farklı. Ona tekrar geleceğiz sonunda. Kısaca değineceğim. Ama edebi çeviride öznellikten kurtulmak söz konusu. Ama öznellik yine belli bir nesnellik sınırları içinde kalıyor. Ve şöyle bir yargıda bulmuş. Tamamen katılıyorum. Genel olarak yayın evlerinin gerçekten çeviri nedir? Türkçe metni alıp Türkçe yeniden yazmak nedir? Bu ikisinin arasındaki farkı bile çok iyi anlamadıklarını ve bunu çok önemsemediklerini düşünüyorum diyor. Doğru. Çeviriye önem verilmemesi, çevirinin basit mekanik bir iş olarak algılanması, bütün bu konular üzerinde fazla kafa yorulmamasını da yol açıyor. Arkadaşlar, genç arkadaşlar özellikle soruyorlar. Çevirmen olmak nasıl bir şey? İyi bir çevirmen nasıl oluruz? Nasıl hazırlarız kendimizi? Yine değerli meslektaşımız ve yazar Armağan İkici'nin bu yeniden çeviri konusunu ele aldığı Pan Dergi'de bir söyleşisi var. Upuzun bir söyleşi. Buradan bir pasaj aldım sadece. Onu da aktaracağım. Onu okumanızı öneriyorum. Bu Pan Dergi'nin de bir özelliği var. Nedense bugün Boğaziçi'ni düşünüyorum sürekli. Nereden aklıma geldiyse. Boğaziçi Edebiyat Kulübü'nün yayını, sanal bir yayın. Çok yararlı. Ama merak etmeyin, hiç terörist bir şey yok içinde. Yani bomba yapmayı falan öğretmiyor. Edebiyatı değerlendirmiş arkadaşlar, genç arkadaşlarımız. Çok da başarılı bir dergi. Takip etmenizi de tavsiye ederim. Ama bu Armağan İkici'nin buradaki yazılarını, söyleşisini özellikle okumanızı öneriyorum. Çünkü çevirmenliğin ufkunu çok açan bir yaklaşım. Tabii bir de çevirmen nasıl çevirmen olur? İşte o söyleşide bir bakın. Armağan İkici'nin engin genel kültürünün ipuçlarını bulacaksınız o metinde. İşte o hedefiniz o olmalı. Öyle bir genel kültüre sahip olduğunuz zaman iyi çevirmen olursam. Demek değildir ki önce o düzeye çıkalım ondan sonra çeviriye başlayalım. Hayır. Ama o genel kültürün birazını yakaladığınız zaman ancak iyi çeviri yapmaya başlayacaksınız demektir. Hedefin ne olduğunu görün. Çevirmenin donanımının ne olması gerektiğini görün. Çok gıptayla izleyeceksiniz. Burada yeniden çevirilerin ne derece gerekli olup olmadığından söz ediyor. Diyor ki, şimdi tabii ki diyor, dediğimiz farklı çevirmenler farklı şekilde yorumlayabilir mi? O zaman da tekrar çevirmek isteyebilir. Doğaldır. Farklı bir yorum katacaktır. Başka görüyorum çünkü diyor. Bunlar metni zenginleştirir. Bu farklı çevirileri hatta kıyaslamak, tartışmak, okumak da o metnin, orijinal metnin anlaşılmasını zenginleştirebilir. Ama bizim çeviri furyasında diyor bir de bakıyorsunuz 100 tane çeviri yapmışlar. Ama incelediğiniz zaman aslında bunlar farklı çeviriler değil. Bir çeviri almış, orasını burasını değiştirmiş, iki kelime değiştirmiş, bir cümlenin yapısını biraz değiştirmiş. Uydurup bir isimle çeviri diye yutturmaya kalkıyor. Niye? Çünkü çevirmene telif ödemeden kâr edecek bunu yapan yayın evleri. O yüzden de çoğu zaman çevirmenin adını bile koymuyorlar. Biliyorlar çünkü çevirmen diye bir şey yok bazı yayınların arkasında. Bu faydalı değil diyor. Şimdi çeviri, edebi çeviri değerlendirmenin ölçütlerine gelince biraz da benim de üyesi olduğum
İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın Talat Sait Alman Çeviri Ödülü'nün seçici kurulunun ölçülerinden söz etmek istiyorum. 5 yıl önce kondu bu ödül. Rahmetli meslektaşımız Talat Sait Alman adına. Ve her yıl edebi alanda, ama roman ve öykü şiire girmiyoruz. Oraya da geleceğim birazdan. Alanda yapılan en iyi çeviriyi değerlendiriyor ve bir ödül veriyor. Ödül öyle laf olsun diye verilmiş bir ödül değil. Çünkü birçok ödüle bakıyorsanız işte öylesine veriliyor ve ciddi bir karşılığı yok. Ne ödülün çünkü çok fazla saygın da olmadığı için kitabın çok okunmasına ya da tartışmasına da pek faydası olmuyor. Çevirmene de pek faydası olmuyor ya da yazara da pek faydası olmuyor. Bu ödül biraz ciddi bir ödül. 20 bin lira para ödülü var ve bu zaman içinde yeniden değerlendiriliyor enflasyona göre. Yani İstanbul Kültür Sanat Vakfı burada ciddi bir yatırım yapmış bu işe. Ve işte 5 kişilik bir seçici kurul tayin edildi. 2014'te vefat etmişti Talat Sait Alman. 2015 yılında, ertesi yılda bu ödül kondu ve devam ediyor bugün. Bu ödüle kimler başvurabilir? İşte basılmış bir kitap olması şart. Orijinal dilden Türkçe'ye çevrilmiş olması şart. Yani çevirisini değerlendirmeyi almıyoruz. Belli tarih aralığında basılan kitaplar söz konusu. Daha önce kazanmamış olması lazım. Yani bir kişinin bu ödülü defalarca alması söz konusu değil. Yayın evleri de başvurabiliyor. Yazarlar, çevirmenler de başvurabiliyor. Bu ayrımın getirmesinin sebebi bu. Bazen yayın evleri çıkmış bütün çevirilerini yığıyorlar önümüze. İlk yıllarda böyle bir durumla karşılaştık. Şimdi o zaman ne oluyor? Bir yılda çıkan bütün çeviriler önünüze otomatikman geldiğinde 90-100 tane kitap geliyor önünüze. Ve jürinin değerlendirmek için belli bir süresi var. O kısa süre içinde 90 kitabı layıkıyla değerlendirmek pek mümkün değil. Ama biz işimizi ciddi yapmak istiyoruz. O zaman diyoruz ki yayın evlerinize, ya en güvendiğiniz kitapları yollayın bize. Her kitabınızı illa yollamayın otomatik olarak. En güvendiğinizi yollayın, onlara bakalım. Ama bir yandan da çevirmen kendi çevirisine çok güveniyorsa ve illa değerlendirmesi istiyorsa çevirmenin de yollama özgürlüğü var. Onu da engellemiyoruz. Yani her çeviri buraya katılabilir aslında. Ama her çeviri otomatikman önümüze gelmesin. Daha ödül kazanacak nitelikte olduklarınız gelsin diyoruz. Seçici kurul bu Doğan Hızlan başkanlığında Sevin Okyay, Ayşe Sarısay'ın bulunmamaya başladık. Kaya Genç ve bendeniz. Ve işte görüyorsun böyle bunaklar değerlendirdiğiniz zaman tabii ne kadar kötü sonuçlar çıkıyor eminim. Seçici kurulumuz bu beş arkadaşından oluşuyor. Ahmet Cemal vardı ilk başta ama vefat etti 2 yıl bizle çalıştıktan sonra. Şimdi bu ödüllere de çok ciddi eleştiriler geldi basında. Bayağı varyansız nedenler oldu. Şimdi genel olarak ödülleri sevmeyen arkadaşlarımız var. Doğru, bir eseri, bir çevirisini ya da bir telif eseri değerlendirmek için en doğru yol bir ödül müdür? Başka eserlerle yarıştırıp bu ondan daha iyi diye bir sıralama yapmak mıdır? Bence de değil. Benim de içime sinmez böyle bir şey. Niye yarıştırıyoruz eserleri diye. Ama bir yandan da çevirileri diyorum kapağı bile koymuyor yayın evleri. Çeviriyi tartışan da yok. Çevirmenin adının geçmesi, çeviri eserin değerlendirilmesi, böyle arkasında ciddi bir para ödülünün de olması, yani laf olsun diye konulmamış bir ödül de olması, bu vesileyle biraz çevirilerin tartışması, çevirmenlerin adının ön plana çıkması bir teşvik edici bir unsursa, daha iyisi bulununcaya kadar böyle bir teşvik unsuru hiç yoktan iyidir diyorum. Yoksa tabii ki ödül çok fazla bir şey ifade etmeyebilir. Ödül sonuç olarak buradaki 5 kişinin, yarın başka 5 kişi olabilir bu, o 5 kişinin öznel bir tercihidir, bir seçimidir. Ama o kadar öznel mi acaba? Çünkü eleştirilerin bir kısmı da keyfi seçimler yapıldığına dair. Bu eleştirileri yapanların büyük çoğunluğu da bu jürinin nasıl çalıştığına haberdar değiller. Oysa haberdar olmaları çok kolay. Çünkü bu işi ciddiye alan İKSV ve seçici kurul kendi çalışma yöntemlerini İKSV'nin ve ödülünden bahsedilen internet sitesine şeffaf olarak koymuş. Yani biz demişiz ki biz şöyle çalışıyoruz. Ve şu kriterlerle değerlendiriyoruz. Ha, o zaman bize keyfi seçim yaptığımız söylenemez. Denebilir ki sizin kriterleriniz yanlış. Tamam, bu tartışılabilir bir şey. Kriterler tartışılabilir, ölçütler tartışılabilir. Ama bir şeffaflık var burada. Ve ne diyoruz? Mümkün olduğu kadar nesnel ölçütlere dayalı bir titiz çalışma yürütüyoruz. Gelen eserler bir kere bütün jüri üyelerine iletiliyor. Bizim ilkemiz gelen her kitabın, her eserin mutlaka değerlendirmesi. Çünkü bazen duyuyoruz,
Benim de katıldığım vakalar oldu başka jürilerde. Çıktım o yüzden. Eserler geliyor. Birçok insan o eserlere bakmıyor bile. Zaten kafasında beğendiği bir kişi var. Onu seçecek. Diğerlerini okumuyor bile. Sizinki böyle şey olmaz. Mutlaka en az bir jüri üyesi kitapları okuyacaktır. Aramızda paylaşıyoruz gelenleri. İngilizce ağırlıklı çalışan iki meslektaşım var. İngilizce metinleri onlar tartışıyorlar. Fransızcalar bana geliyor. Almancalar Ayşe'ye gidiyor. Ama geri kalan başka diller de var. İspanyolcası var, Rusçası var, Çincesi var, Arapçası var, Yunancası var. Her dilden çeviri gelebiliyor. Onları da gene kendi aramızda paylaştırıyoruz. Yani her kitaba en az bir jüri üyesi mutlaka okuyor Türkçesini. Ve böyle bir görev dağılımı yapıyor. Bir birinci tur toplanıyoruz. Sonra bir ikinci tur toplanıyoruz. İlk aşamada eserleri Türkçesi bazında değerlendiriyoruz. Yani bakıyoruz Türkçesi düzgün mü? Çünkü sonuç olarak bir edebi eserin çevirisinde bir edebi eser olması gerekiyor. Bu Türkçe edebi eser sıfatını almaya layık bir Türkçe mi? Türkçe düzgün değilse, Türkçe savruksa, cümle yapısında iş yoksa bu ödül alacak düzeyde bir çeviri değildir. Onu başlıkta rahatlıkla eleyebiliriz. Türkçesini beğendiğimiz, bütününü tutarlılığını beğendiğimiz metinleri final turuna saklıyoruz. Onları finale getiriyoruz. Finale kalacak eserlerde ise orijinal dille kıyaslayacak ayrıntılı bir rapor hazırlıyoruz. Yani satır satır finale kalan her eser satır satır orijinal dille Türkçesi kıyaslanarak okunuyor. Diyeceksiniz ki peki jürin üyeleri bütün dilleri biliyor mu? Ha bir de öyle eleştiriler geldi. Ben çok güldüm. Bazı arkadaşlar internette gene o sallamak serbest ya. Bilmedikleri dilde ödül vermişler. Bu ne rezalet, bu ne gayri ciddiyet. Çince'ye ödül vermişler. Çince bilmiyorlar falan. Çok iddialı arkadaşlar böyle yazmışlar. Bir sürü kişi de onlara şey yapmış, onaylamış. Aa doğru, üstadım ne güzel, çok güzel değerlendirdiniz. İşte maalesef bizde bu işler böyle gayri ciddi yapılıyor. Sizin aklınıza Çince'den yapılmış bir çeviri nasıl değerlendirileceği dair bir fikir gelmemiş olabilir. Ama el elden üstündür, akıl üstündür. Belki bizim aklımıza gelmiştir bir yöntem. Bilmediğimiz dilde nasıl değerlendirileceğimize dair. Ne biliyorsunuz bunu düşünmediğimiz? Ama gelip bakmamışlar o çalışma yöntemine. Bunu okumamışlar. Bunu okusalar o lafı edemeyecekler çünkü. Okumadan eleştiri yapmak çok rahat bizde. Biz eğer dili bilmiyorsak bu dili bilen başka insanlar var. Başka uzmanlar var, başka çevirmenler var. Kurul dışından akademisyen olabilir, çevirmen olabilir insanlardan yardım istiyoruz. Bu çevirinin satır satır kıyaslayarak teknik değerlendirmesini bizim için yapar mısınız diyoruz. Biz Türkçesini beğendik. Türkçe metin olarak ödül alabilecek düzeyde gibi göründü bize. Ama acaba işte eksik var mı, atlama var mı, şu var mı, bu var mı? Onlara da siz bakın diyoruz. Bu kadar basit. Ha daha iyi bir yöntem var mı önereceğiniz? Şöyle olabilir. Yani çok sayıda dil olduğuna göre 6.000 dil var dünyada ama hani edebi eser olarak sayısı daha sınırlıdır belki ama 50 dilden çeviri gelecekse önümüze bu arkadaşların itiraz eden arkadaşların mantığının geçerli olması için her 5 jüri üyesinde bu 50 dilin tümünü eşit derecede bilmesi lazım. Ancak o şartta o jüri değerlendirme yapabilir gibi absürt bir sonuca varıyorsunuz. Ya aslında çeviri ödülü vermeyin demeye getiriyorlar. Ha bunu deyin tamam. Ama eğer çeviri ödülü verecekseniz bunu değerlendirmenin işte yöntemleri olacaktır. Bu yöntemlerden biri de bu. Daha iyi yöntem öneren varsa tabii ki tartışırız. Ama bunu düşünmüyorsunuz demesinler. Peki bu raporların nesnel olacağı ve belli bir standardı olacağı ne malum? Doğru ya. Rapor isteyeceğimiz kişi jüri üyesi değil. Baştan sağma diş yapabilir. Ya da çevirmen arkadaşıdır, kayırabilir. Ya da çevirmen sevmediği biridir. Tam tersine olmayacak hataları abartarak sunabilir. Jüri o konuda da bir titizlik getirmiş. Hangi özelliklerin çeviride olması gerektiğini belirtmiş. Yani biz bu raporda nelerin olmasını istiyoruz demiş. Olabildiğince nesnel olmasını sağlamak için bu yardım istediğimiz dışarıdaki uzmanlara, bilir kişilere ayrıntılı bir liste veriyoruz. Şu 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 soruların cevaplanmasını istiyoruz diyoruz. Dolayısıyla gelecek raporlarında olabildiğince bir standarda uymasını ve en azından bizim için önemli olan ölçütlerin o değerlendirmede yer almasını sağlamaya çalışıyoruz. Olabildiğince nesnel değerlendirme böyle. Peki nedir bizim saptadığımız ölçütler? Bu her bir ölçüt tartışılabilir tabii. Yani ölçütler mutlak değil, tek bir ölçüt. Ya da bu ölçütlerin içinde eksik olanlar olabilir, fazla bulduklarınız olabilir. O ayrı mesele ama ölçütler var. Mesela bir tanesi şu. Kullanılan dil kaynak metnin seçimlerini eşdeğer tarz ve düzeyde mi? Sözcük seçimlerindeki düzlem birbirini tutuyor mu? Yani orijinal dilde çok ağdalı bir dilde yazmışsa bunu argo ile çevirdiğiniz zaman olmaz. Konuşma dili ağırlıklı bir metinse bunu çok
süslü cümlelerle çevirirseniz gene olmaz. Mesela bir hikaye vardı. Milan Kundera Çekçe yazıyor ilk başta. İşte Çekoslovakya'da çok ünlü bir yazar olmuş. Fransızca'da da kitapları çevirmiş. Çok başarılı, çok satıyor. Fransızca biliyor ama Kundera. Ve Fransa'ya geliyor Çekoslovakya'dan. Sonra ve kitaplarına bakıyor, Fransızca kitaplarına. Saçını başını yolmaya başlıyor. Çünkü kendine göre bir uslubu var Kundera. Mesela bazı yerlerde bir sözcüğü üç kere arka arkaya tekrarlıyor Çek orijinalde. Fransız çevirmen demiş ki ya bu gerek yok. O üç tekrarları atmış. Halbuki bu yazar için önemli bir uslup özelliği. Kıyameti kopartmış, kitapları yeniden çevirmiş. Yani dolayısıyla dil düzeyi önemli bir faktör. Yazarlar da buna önem veriyor. İşte bazı metinlerde, mesela Selin'in Taksitli Ölüm kitabında çok sayıda teknik ve özel alan terimi var. Çevirmen bunları atlarsa, karşılıklarını koymazsa işini eksik yapmış olur. Bazı zor işler var, yöresel deyişler var, nadir sözcükler var veyahut da yazarın kendi uydurduğu sözcükler var, neolojizmler var. Bunları nasıl yapmış? Bunlara da uygun karşılıklar bulmuş mu? Bir sorumuz bu. Bir diğer sorumuz uslup. Uslup, uslubu yansıtıyor mu? Yani ikinci, üçüncü dersi hatırlayayım masterclass'taki. Yani yazarın kendine özgü anlatım teknikleri başarılı şekilde yansıtılmış mı? İşte kaynak metinlerde şiirsellik, ses oyunları, mizah sözcük oyunları, mecaz, ima şunlar varsa, çok katmanlılık varsa Türkçe metinde de bunlar 3 aşağı 5 yukarı benzer şekilde mi var mı? Bunlar bizim de kendi bildiğimiz dildeki metinleri değerlendirirken esas aldığımız ölçüler. Yani ben Fransızca gelen bir çeviriyi değerlendirirken bunlara bakarak değerlendiriyorum ve ben de bir rapor veriyorum diğer jüri üyelerine Fransızca metin üzerinde. Objektif olması için bunların da içinde yer alması lazım. Bunun dışında olgular, somut bilgi ve kavramlar yeterince ve doğru düzeyde aktarılabilmiş mi? Mesela metnin eğer felsefi bir içeriği varsa bu içeriği doğru terminolojiyle doğru şekilde aktarılmış mı? Terminolojik karşılıklar uygun mu? Yoksa önemli anlam hata kaymaları var mı? Çeviride siyasi, felsefi, dini, ahlaki anlamda sansür var mı? Yani kasıtlı olarak cümle, paragraf, bölüm, sözcük atlamaları, çarpıtmaları var mı? İşte geçen haftaki derste incelediklerimizi hatırlayın. Ya da olgunun algısını çarpıtma ya da dönüştürme amacıyla kasıtlı olarak dil uslup tercihlerinde zorlamalar yapılmış mı? Bu da bir unsur. Mesela işte George Perec'in çevirisi gelseydi önümüze. Burada bölüm eklenmiş ama neden eklenmiş? Yani o keyfi bir şekilde mi yapılmış? İncelemeden söyleyenlerin yaptığı yoksa bir neden amaçla mı yapmış? Bu değerlendirilecek mesela. Bir diğeri de eserin doğasını bozacak derecede dil uslup anlatım tekniği kaymaları var mı? Yani gevşeklik var mı? Kitabın tutarlılığını bozacak şeyler var mı? Bir diğeri işte Türkçe'de karşı olmayan terimler için ya da çeviri zorluklarını nasıl çözmüş? Uygun çözümler bulmuş mu? İşte metnin içine yedirmiş, açıklama mı koymuş? Gerekli olan yerde mi dipnot koymuş? Gereksiz dipnotlar mı koymuş? Ne yapmış? Bunu soruyoruz. Yine dil ve sözcük seçimlerindeki düzen, bunu söyledik. Niye geri gelmiş bu oraya? Yani uygun mu bu da? Bütün bu özelliklere bakıyoruz. Ha bundan sonra bu raporlarda bize geldikten sonra finale kalan eserleri tekrar hepimiz bir daha okuyoruz. Hem raporu değerlendiriyoruz hem de Türkçelerini değerlendiriyoruz ve ona göre karar veriyoruz. Öznellik işte burada devreye giriyor. Nasıl? Öznellik, nesnellik farkı. Mesela bir yıl hiçbirimizin bilmediği egzotik diyeceğimiz Türkçe'de nadiren çeviri yapılan dillerden birinde bir kitap geldi önümüze ve Türkçesi çok iyiydi. Kitap da çok iyiydi. Hadi bu ödül alabilir, finale kaldı. Ödül vermeye hazırdı. Çok, hepimiz en beğendiği metin oydu. Ama o dilin uzmanlarına yollandı, satır satır kıyaslandı ve öyle bir rapor geldi önümüze. Öyle bir çarpıtmalar, kaymalar var ki çevirmen neredeyse kendi kitabını yazmış. Çok iyi bir kitap yazmış gerçi. Yani çeviri ödülü değil de telif ödülü verecek olsaydık belki verirdik. Çünkü metin güzeldi ama yazarın metni değil. Onun için ödülü alamadık mesela. Ama burada bazen birbirine çok yakın derecede başarılı kitaplar çıkabiliyor. İkisi de çok başarılı. İkisi de çok iyi. Hele bir yıl var ki 3 tane finalist metin geldi önümüze. 3'ü de 6 senedir veriyoruz böyle. Her bir sene tek başına girseler de alacak kadar iyi kitap çevirirler. Ama birini seçmemiz lazım. İşte orada 5 kişi, niye 5 kişi varız? Bu yüzden, yoksa tek kişi de seçerdi bu kadar kolay olsaydı. Bir öznellik payı var. Bazı jüri üyeleri şu zorluğun aşılmasına daha önemsediler. Bazıları başka tür bir zorluğun aşılmasına önemsediler. Oylama yapıldı. 3'e 2 çıktı karar. Önce 3 kitaptan birini eledik. Sonra kalan ikisini tekrar oyladık. Böyle karar verdik. Biz elimizden geldiğince nesnel olmaya çalışıyoruz. Ama tabii ki bir jüri söz konusu olduğu zaman
en iyisi gibi bir öznel kriter konduğu zaman ister istemez bir öznellik payı var. Onun için ödüller en iyi yöntem değil. Yani ödülü kazanamayan kitap kötü çeviri değil illa. Başka bir jüriyle seçilemeyen bir kitap belki ödülü alacaktı. O da mümkün. Bir yıl ödülü paylaştırdık. Sevmiyoruz ödül paylaştırmamı yaptık. Niye? Çünkü o kadar farklı iki metindi ki çevrilenler. Birisi çok, her ikisi de bizim bilmediğimiz dildi. Ama biri çok karmaşık cümle yapısı olan, çok uslubu çok zor olan, çok katmanlı bir metin. Bu çok başarılı şekilde verilmiş. Öbürü daha düz, sade bir metin ama o da olağanüstü başarılı bir akıcılıkta verilmiş. Yani onun metnin dili temposu çok iyi verilmiş. Her iki çeviri farklı çevirmen yetenekleri gerektiren metinler. Şimdi bu yetenekler, ikisi de kendi yeteneklerini ve işlerini mükemmel derecede yapmışlar. Ellerindeki metne uygun bir çeviri yapmışlar. Ve bunu en mükemmel derecede yapmışlar. Hangisini seçeceğiz? Hangi çeviri yeteneğini ya da becerisini öne çıkaracağız? Buna karar veremedik. Paylaştırmaya karar verdik. Bu da bir öznel karar sonuç olarak. Ama arkasında bir nesnellik çabası ve nesnellik kriterleri var. Onun için ödüller o anlamda, eğer seçici kurul bu şeffaflıkta çalışıyorsa, bir takım ölçütlerle çalışıyorsa, bunları şeffafça kamuoyuyla paylaşıyorsa, o zaman bu ödüllerin bir anlamı var. Ve eminim ki ödülü alan arkadaşlar tabii ki anlamlı bulmuşlardır. Çünkü çevirmenlerin kazancını düşünürseniz 20 bin lira ciddi bir katkı bu çevirmene, başarılı yaptı. Çünkü bazen de en zor ve en başarılı çeviriler en az satan çeviriler oluyor. Yani çok basit, bir yandan maç seyrederken çevirebileceğiniz düzeyde metinler çok sattığı için çevirmen birçok baskı olduğu için çok para kazanabiliyor. Bir yıl, iki yıl, üç yıl uğraştığı bir kitap çok zor olduğu için çok fazla okunmuyor. O daha az para kazanıyor. Onun için iyi çeviriye prim vermenin böyle bir anlamı da var. İyi çevirilerin yapılabilmesini de destekleyen bir yaklaşım bu. Bu anlamda ödüllerin böyle bir anlamı var. Daha iyi yöntemler bulunursa tabii daha iyi. Ama bu yöntemin bir işlevi olduğu da şöyle de anlaşıldı. Size bir müjdeyi de böylece Frankofon çevirmenleri en azından vermiş olayım buradan. Fransız Kültür Merkezi önümüzdeki yıldan itibaren Fransızca çeviriler içinde bir çeviri ödülü koyuyor. Ve bunu ödülü koyarken de bir manifesto ile ortaya çıkıyor. Ve manifestoda eski çevirisi henüz yapılmadığı için Fransızca'da da ben sesini bir tane çevirdim. Bakarak çevirdim. Çevirmenlerin kitap zincirindeki katkısının hayati olduğu belirtiliyor. Ve tüm dillerin aslında Evliya Çelebi gibi dolaştıklarını söylüyor ülkeler arasında. Ve çevirmenlerin de bu bilgilerin dolaşımı için, eserlerin dolaşımı için vazgeçilmez aktarıcılar olduğunu belirtiyor. Ve bir yandan sözcükleri, eğretilemeleri aradıklarını ve kültürler arasında bağlar kurmaya yaradıklarını söylüyor. İyi bir çevirinin aslında okura yazarın dilini biliyormuş ve yazarın orijinal metnini okuyormuş duygusu verdiğini belirtiyor. Dolayısıyla edebi çevirmenin bir sanatçı olduğunu vurguluyor. Ama eserin önünde kendini gizleyen, kendini silen, kendi yeteneğini, becerisini başkasının hizmetine sunan bir sanatçı olduğunu vurguluyor. Basit bir teknisyen olmadığını vurguluyor. Karmaşık bir düşüncenin ve diğer dilde eşdeğer bir usubu yaratan kişi olduğunu vurguluyor. Ve bunu yaparken de çevirmenlerin bilmem kaç yıllık bir bilgi donanımları, tecrübeleri olduğunu hatırlatıyor. Çevirmenin hem yazarın hem de kendi dilinin kültürüne çok iyi hakim olması gerektiğini söylüyor. Ve bu mesleğin bir asaletinin bu olduğunu vurguluyor. Bu çevirmenlik mesleğinin işlevinin yeterince hakkını verilmediğini vurguluyor. Ve özellikle de bu kitap sanayinin aktörleri tarafından pek verilmediğini ve mali kazancının da çok düşük olduğunu belirtiyor. Ve böylece Türkiye'de Frankofon Çeviri Ödülü koymak suretiyle Fransız Kültür Merkezi'nin bu çevirmenlerin işlevinin tanıtımına katkıda bulunmak istediğini söylüyor. Ve Sezar'ın hakkını Sezar'a vermenin zamanı gelmiştir diyor bu manifesto. Ve kendileri de birer edebiyatçı olan çevirmenlerin hakkıyla değerlendirmeyi katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Çünkü edebiyat ve kültür onlar sayesinde ezelden beri bizi mutlu edecek şekilde dolaşabiliyorlar dünyada diyor. Bu manifestoyu da beğendiğini söyleyebilirim. Nedenini sonra söylerim size belki. Fransız kültürün böyle bir yaklaşımı var. Bu ödül gelecek seneden itibaren işlevliği, tarihleri, başvuru koşulları daha sonra ilan edilecek. Bir umut da bu ödülün aslında diğer kültür dillerdeki kültür merkezlerine de örnek olması. Yani bir İspanyol kültür merkezinin de İspanyolca çevirileri, İtalyanların İtalyanca çevirileri, işte Amerikalıların İngilizlerin İngilizce çevirileri aynı şekilde ödüllendirilmeleri. Ve böylece çevirmenlik mesleğinin anlamının tekrar ortaya çıkması.
en azından yayın evlerinin çevirmenin adını kapağa koymasının bir işlevi olduğunu anlamalarını sağlamak, çevirmenin bir eser olduğunu anlamalarını sağlamak bu şekilde. Şimdi vaktimiz azaldı, epeydir gevezelik yapıyorum ama çok kısaca sözlü çevirdeki değerlendirme ölçütlerinden de bahsetmek istiyorum. Burada hatırlarsanız sözlü çeviriyle yazılı çevirinin hem farklılaştığı hem de kesiştiği noktalar üzerinde bir masterclass vardı. Dördüncüydü yanılmıyorsam. Onu da tekrar izleyebilirsiniz izlemeyenler. Buradaki önemli bir fark şu. Yazılı dilde sözcükler ve harflerde var bütün anlam. Yani metinin kendi içinde var. Oysa sözlü iletişimde anlamı oluşturan sözcüklerin dışında başka etkenler de var. Ses tonu, vurgu, konuşmanın temposu, yüz ifadesi, beden dili, esler, hangi ortamda yapıldığı. Sözlü çeviri şimdi ve burada yapılan bir iştir. Yani konuşmacıyla dinleyenin aynı ortamda olduğu, bazen tabii işte pandemi koşullarında malum internet üzerinden sanal çeviriler yapıyoruz ama orada da işte gene konuşmacıyla dinleyen ne şekilde aynı ortamdaysa çevirmen de o şekilde aynı ortamda, aynı zoom'un içinde en azından. Dolayısıyla anlam şimdi ve burada oluşuyor. Sözlü çeviriyi değerlendirebilecek iki kişi var. Biri çeviriyi dinleyen, söylenenler bir anlam ifade ediyor mu, etmiyor mu? Ben sözlü çeviri yapmak isteyen genç arkadaşlarıma en önemli önerim, toplantılara gidin ve izleyici olarak dinleyin. Ve duyduklarınız da sizi ne hoşnut ediyor, ne canınızı sıkıyor, ne anlamsız geliyor. Hangi ses tonu, hangi vurgularla dinlediğiniz zaman bir süre sonra dikkatiniz dağılıyor. Hangi cümle yapıları bir süre sonra sizin konuşmayı izleyememeniz sonucunu doğuruyor. Hangi tür konuşma çevirileri dinlerken ha evet anladık, tam da bunu söylüyor herhalde, duygusu uyandırıyor. Dolayısıyla bir izleyicinin bir değerlendirmesi var. Ama izleyicinin değerlendirmesinde de bir eksiklik var. Bazı bu uyduruk çeviri uzmanları var. Kabine giriyorlar çeviri yaparken. Ben dinledim birkaç tanesini. Türkçe cümleler harika. Çok güzel. Oo, çok güzel anlatıyor. Böyle masal anlatıyor. Çok güzel. Ama söylenenler hiç alakası yok. Kendine göre çeviri yapıyor. İzleyen de düzgün cümleler çıktığı için çeviri iyi yapılıyor herhalde diye düşünüyor. Ne söylendiğini bilmediği için. Bu olacak iş değil tabii. Dolayısıyla iyi bir çeviri olup olmadığını tıpkı yazılı çeviride orijinaliyle satır satır kıyaslamak gerektiği gibi bu sözlü çeviriyi de dinleyen bir meslektaşımızın, bir profesyonelin değerlendirmesi esastır. Tabii değerlendirecek kişinin de bunu değerlendirecek mesleki tecrübeye sahip olması lazım ve hem orijinali hem çeviriyi eş zamanlı dinlemesi lazım. Yani onun da eş zamanlı çeviri yapacak yeteneğe sahip olması lazım ya da ardılsa ardıl. Alanın bilgisine sahip olacak ki terminolojiyi doğru kullanmış mı bunları bilebilecek. Bu da aslında işte gene iki aşamalı bir değerlendirme. Bu konuda daha ayrıntılı bilgi edinmek isteyenlere tekrar iki kitaba gönderme yapmak istiyorum. Yine tesadüfen bu akşam nedense hep böyle Boğaziçi Üniversitesi'nden iki çok sevdiğim meslektaşım Ebru Diliker ve Şehnaz Tahir Gürçağlar'ın sözlü çeviri üzerine kitapları değerlendirme kriterlerini burada da ayrıntılı olarak bulabilirsiniz. Her iki kitabı da okumanızı tavsiye ederim. Şehnaz'ın kitabı ayrıca yazılı çeviri içinde bir takım ölçütler ve tarihçeler ortaya konmuş durumda. Sonuç olarak çeviri bir şölendir ve edebiyatı eserleri evrenselleştirir. Bir örnek dinleyelim. Gecenin sonunda yolculuğun başı. C'est Arthur Gannat qui m'a fait parler. Michel Tipolio. Arthur, un étudiant, un carabin, lui aussi, un camarade. Ça a débuté comme ça. Şimdi başka bir aktör. Moi, j'avais jamais rien dit, rien. C'est Arthur Gannat qui m'a fait parler. Bakın vurgular ne kadar farklı. Un étudiant, un carabin, lui aussi, un camarade. On se rencontre donc place Clichy. C'était après le déjeuner. Il veut me parler, je l'écoute. Reste en prodeur qui me dit rentrons. This miserable Corcoro. When I think that the stinking director hasn't caught it yet. Çeviri de mucizesi bu. Aynı metni birkaç dilde orijinal dili, kaynak dili bilmeyen insanların da izlemesini sağlıyor. Lo digo, infelices, jodidos de la vida, vencidos, desollados, siempre empapados de sudor. Çeviri olmasaydı, os lo advierto, cuando los grandes de este mundo empiezan a amarse porque van a convertiros en carne de cañón. Çevirinin rolü değişti, bu kadar basit. İşte böyle başladı. Ben hiç sesimi çıkarmamıştım. Hiç. Arthur Gannat beni konuşturan. Arthur öğrenciydi. O da tıpçı, arkadaşım. Neyse işte, Klişe Meydanı'nda karşılaştık. Öğle yemeğinden sonraydı.
Benimle konuşmak istiyor. Ben de dinliyorum. Sade Büti Komiser. Peki o zaman baştaki soruya dönecek olursak, çeviri eser kime ait? Bu benim gecenin sonunda yolculuğum için yazdığım son sözde, sonuna doğru. Çevirmenle romanı kahramanı diyalog içine giriyorlar burada, hayali bir metin ama yazarın uslubu taklit edilerek, çevirmenin yazarın metni için yarattığı uslup içinde yazmaya devam ederek olmuş bir şey. Böyle bir son söz yazmıştım. Bunu yazmamın sebebi şuydu, sebeplerinden biri şuydu, bir romandan kopamadığım için tabii, o işin amatör kısmı. Ama bir de şöyle bir düşüncem vardı. Bayağı uzun bir son söz bu. Kitabın sonuna da yer alıyor. Son sözün uslubu Selin'in uslubu. Yani Selin'in Türkçesiyle yazılmış. Ama ben o Türkçeyle bambaşka bir metin yazmışım. Burada şunun kanıtı bu. Bakın bu uslup bana ait. Bunu ben yazdım ve ben bu uslubu kullanabiliyorum istersen. Başka bir metin yazmak için de aynı uslubu kullanabiliyorum. Aynı tarzı kullanabiliyorum. Uslup çevirmene aittir. Ama bu uslubu ben kafama göre uydurmadım. Kendi yazar olarak yazdığım romanlarda birebir bu uslubu kullanmıyorum. Kendime özgü daha farklı bir uslup kullanıyorum. Ama yazarın uslubunun Türkçe karşılığı olduğunu düşündüğüm bir uslup yarattım. Yazara gene uslupta da sadık kalmak üzere. Ama yaratılan uslup o bana ait. Çünkü senin Türkçe bilmiyor. Ama eser kime ait? Eser ikimize ait. Çünkü olmasaydı ben yazamazdım bu metni. Ama ben olmasaydım da, ya da bilim yerine başka bir çevirmen olmasaydı da, yazar da kendi sözlerini Fransızca bilmeyen Türkçe okuyanlara iletemezdi. Bu açıdan baktığımız zaman da çeviri eser, evet, yazarın ve çevirmenin ortak eseridir. O yüzden de kitaplarda, kitaptan söz eden yorumlarda, eleştirilerde mutlaka çevirmenin yaptığı işin de hakkı verilmeli, adı geçmeli, değerlendirilmelidir. Eğer çevirmen olarak saygı duymak istiyorsanız, siz kendi yaptığınız işe saygı duyacaksınız. Siz kendi yaptığınız işe ve mesleğe sahip çıkacaksınız. Çünkü çevirmenleri pek sevmiyorlar ne yazık ki. Yayın dünyasında çevirmen gereksiz bir masraf olarak görülüyor. Çevirmede ödenen telif çok rahatsız ediyor nedense yayın evlerini ve mümkün olduğu kadar bunu düşürmeye çalışıyorlar. Hatta başarılı çevirilerde kitap çok sattıkça daha düşük ödeyelim sana diyorlar. Niye ya? Ben çeviri başarılı olmuş, daha çok satıyor. Niye? Onda hiçbir katkısı yok benim çevirinin iyi olmasında. Beni cezalandırıyorsun diyemiyorsunuz. Böyle bir yaklaşım var. Herkesin, herhangi birinin, dil bilen, biraz dil bilen birinin, hatta bir makinenin yazılımı yapabileceği bir iş olarak sunmaya çalışıyorlar. Bunun böyle olmadığını anlatmak lazım, göstermek lazım. Yaptığınız çeviriler hakkında yazın, yorumlar yazın, dergilerde yayınlayın, bahsedin, bu iş görünür halde gelsin. Çünkü işinizi yaptıysanız metinde görünmüyor işiniz. Sanki orijinal metni okuyormuş gibi oluyor okur. Hiçbir iş yapmamışsınız gibi görünüyor. Hayır, o eğer orijinal metni okuyor gibi okuyabiliyorsa okur, onun arkasında inanılmaz bir emek var. Ve inanılmaz bir bilgi birikimi var. Bunu başka türlü anlatmak lazım. Metnin içine sokarak değil tabii ki. Sahip çıkmak lazım. Sözlü çeviride de pek sevmezler. Çünkü orada da konuşmacıyla dinleyen arasına giren bir yabancı olarak görüyorlar. Haklı olarak öyle kişileri çeviriyoruz ki onların bulunduğu ortamda bizim yerimiz yok aslında normal koşullarda. Ama bizi de mecburen katmak zorunda kalıyorlar. Bazen işte gala yemeklerinde biz de konuşmacının yanına oturuyoruz. Halbuki konuşmacının yanı en çok insanların bulunmak istedikleri yer. Ama iki yanından birine tercümanı koymak zorundalar. Çünkü bazen biz masanın öbür ucuna atmaya kalkıyorlar. Diyoruz ki ben oradan duyamam ki söylediğini. Yanında olmak zorundayım. İstemeye istemeye lanet olsun diye bizi yanına oturtuyorlar ünlü konuşmacının. Evet, biz olduğundan değil mi? İşimiz gereği orada olmamız gerekiyor. Yani birçok açıdan bizi bir şekilde rahatsız ediyoruz. Bir de iki tür insan var. Bizim bulunduğumuz ortamlarda ya da kitaplarda söz konusu olduğu zaman bir dil bilenler var. Dil bilenler diyor ki yani zaten çevirmenin ihtiyacı yok onun. Onun için çevirmenin hiç farkında bile değil çevirmenin ne yaptığının. Ancak kendi bilmediği bir dil söz konusu olunca çevirmenin farkında var. Orada da canı sıkılıyor. Çünkü diğer dilde çok iyi kendi derdini anlatabilirken ya da anlayabilirken başka bir dilde anlayamamak insanın canını sıkar doğal olarak. Ve orada tercüman ona bunu hatırlattığında tercümanını sevmiyor. Bir de dil bilmeyenler var. Dil bilmeyenler de çevirmen dil biliyor diye bazen kıskanıyorlar, bazen onun bilgisini sorgulamaya ihtiyacı hissediyorlar. Eğer siz zaten kendi işinize saygınız olmazsa, abi ne fiyatı olursa ne olursa olsun yaparım mantığıyla yaklaşırsanız saygı duymazlar. Yaptığınız işin sıradan bir iş olduğunu düşünürler.
Ve her yaptığınızda sorgulamaya kalkarlar. Siz kendinize güveniyorsanız ve arkasında durabiliyorsanız yaptığınız işin, neyin için yaptığınızı anlatabiliyorsanız, işte Sors Berekçeli'sinin örneğini hatırlayın, o zaman mesleğinizde kendinizi saydırabilirsiniz. Ve bir de tercümanlar, yani tercümanların sözlü çeviride özellikle bu böyle ama yazıda da mı böyle, çok tek başına yapılan bir iş. Tercüman çok yalnızdır. Yani konuşmacı ve eserle baş başadır ama çok kendi başına kapanıp yapması gereken bir iş. Ve geliri yaptığı işin düzeyinde değil, yaptığı işin kalifikasyonunun düzeyinde değil. Dolayısıyla çoğu zaman hele mesleğin gençlik yılları da çevirmenler arasında korkunç bir rekabet de oluşuyor. Ve bu rekabette bazen birbirimizi aşağı çekiyoruz. Bu da çok büyük bir hata. Meslek başınıza çelme takarak üste çıkamazsınız. Bunu kimse yapmaz. Dayanışalım, birbirimizin hatasını da söyleyelim. Birbirimizin en iyi eleştirmeni bizleriz. Ama bu eleştirileri de işte gönül kırmadan yapmaya çalışalım, haklı eleştirileri. Ve diyalog içinde yapmaya çalışalım. Ve birbirimize çelme takmayalım. Meslek örgütlerimize girelim, meslek örgütlerimize sahip çıkalım. Tercümanların ve mesleğin haklarını hep birlikte savunalım. O zaman yavaş yavaş hem tercüman daha görünür olur, hem de yaptığı işin hakkı daha iyi verilir diye düşünüyorum ve umuyorum. Şimdi sorulara geçebiliriz. Yeterince konuştuk. Çok teşekkür ederiz Yiğit Fener. Öncelikle çeviri ödülü hakkında çok soru vardı. Onları toparlarsam özellikle şu başlık çok soruldu. Ödüle başvuran kitaplarda Türkçe'ye ilk kez çevrilmiş olma koşulu aranıyor mu? Etrafında birçok soru var. Ya da yine bu çerçevede aranmalı mı sizce? Ya da diğer çevirilerle karşılaştırılmalı mı doğru bir değerlendirme yapabilmek için? Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Çok güzel bir soru. Bu bizim de seçici kurulu içinde tartıştığımız bir konu oldu başlangıçta. Yeniden çevirileri dışlamama kararı aldık. Niye? Çünkü diyelim ki bir kitap çevrilmiş ama kötü çevrilmiş. Sonra başka birisi gelmiş, çok başarılı bir çeviri yapmış. Niye o değerlendirilmesin ki? Ama tabii bu yeniden yapılan çevirinin de bir gerekçesi olması lazım. Yani niye yeniden çevrilmiş? İşte Armağan Ekici'nin söyleşisinde söylediklerini hatırlayın. Yani sırf başka bir yayın evi onu basabilsin, ucuza basabilsin ve para kazansın diye mi çevrilmiş? Yoksa bir gerekçesi mi var? Hakikaten yeterince farklı mı? Farklıysa, bir gerekçesi varsa onu değerlendirmek daha anlamlı. Ama yani öylesine yapılmış bir çeviriyse zaten anlaşılıyor okuduğumuz zaman. Türkçesine bakınca hemen anlıyorsunuz onu. Onların çok fazla şansı olmuyor. Diğer çevirilerle kıyaslanmalı mı? Bunu da çok tartıştık ve hayır cevabını verdik. Diğer çevirilere bakmıyoruz. Neden? Çünkü jürinin vereceği karar, yani ödülün prensibi gereği, şu eserin çevirilerinden hangisi daha iyi? Getirin hepsini bir bakalım da biz en iyi Küçük Prens çevirisini ya da en iyi Şato çevirisini ödüllendirelim diye bir şey yok ki. O yıl ödüle katılan kitaplar arasında bizce en iyisi hangisi onu seçiyoruz. Bir önceki çeviri belki 10 yıl önce yapılmış. Belki daha iyi, belki daha iyi değil. O yıl önümüze gelen kitaplardan hangisi daha iyi? Eğer o ikinci çeviri, üçüncü çeviri daha iyiyse diğer o yıl çıkan çevirilerden ödülü alır. Nitekim öyle alan oldu. Değilse de alamaz. Ama tabii ki yani bizim jüri olarak, ödül seçici kurulu olarak teşviğimiz yeni kitaplar çevirisi. Yani bir yazarın kitabı çevrilmişse bunu bir daha çok ciddi bir gerekçesi yoksa çevirmenin alemi yok. 30 tane şato çevirisine gerek yok. Hakikaten birbirinden farklı 4 nitelikli çeviri varsa bu iyi. Çevirilmemiş kitapları var yazarın, onları çevirelim. Onları okuyabilsin okur. Yani yaklaşımımız bu. Ama öyle bir kısıtlama yok. Bu bir eserin çok sefer çevrilmesiyle ilgili de pek çok soru vardı. Sanırım son iki seansta bununla ilgili çok örnek verdiğiniz için Küçük Prens ve Kafka özellikle, Şato örneğinde olduğu gibi. Bu tavrı, daha doğrusu bu tercihi anlayamadığını söyleyen pek çok katılımcı vardı. Bu neden oluyor, siz biliyorsanız bize açıklar mısınız? Telif dönemi içinde olsa bile bu kadar farklı çevirinin yapılmasının nedeni nedir? Gerçekten her bir yayın evi bu kitapları elden geçiriyor ve iyi çevrilmediğine, kendi çevirmenin daha iyi çevireceğine mi inanıyor, yoksa bunun arkasında başka bir sebep mi var? Burada iki tür konu var. Birisi telif dönemi içindeyse her isteyen çeviremez, hayır. O kitabın, yani aslının telif hakkını bir yayın evi ödüyor ve alıyor. Artık o kitabı çevirme hakkı sadece o yayın, basma hakkı Türkçe'de sadece o yayın evine aittir. Ama bazen aynı yayın evi
o kitabı birden fazla kişiye çevirttirebiliyor. Bunun örnekleri de tartışıldı. Bunun yapılış nedeni de maalesef genellikle tatsız. Yayın evlerinin kendi kar paylarını çevirmenin sırtından arttırma çabaları olarak değerlendiriyorum ben bunu. Çünkü ne deniyor? Bir kitap çevrilmiş, başarılı da olmuş, satıyor düzenli olarak, çok satıyor. Yayın evi diyor ki ya ben sana %8, %10 telif vermiştim bunun için ama artık bunu %5'e indirelim. Niye? Çünkü bir gerekçe uyduruyorlar. Çünkü asıl gerekçe şu tabii. Eğer çevirmenin payını %8'den %5'e indirirseniz aradaki %3 fark kim cebine giriyor? Yayın evinin cebine giriyor. Bu kadar basit bir ekonomik gerekçe aslında. Yani bunu herhangi bir uyduruk gerekçeyle süsleyebilirsiniz. Haklı çıkarmak ya çalışmak için. Ama yani işin özü bu. O %3 sizin cebinize giriyor. Niye bunu yapıyorlar? Çünkü bir kitap ismi çok tanındı, çok duyuldu. İşte bilmem Uzaya Yolculuk. Okurlar çok beğendi ve bu kitap çok satıyor artık. Hatta işte Milli Eğitim'in de listesine girmiş. Oradan da öğrenciler de alıyorlar. Artık o kitabın çevirmenin kim olduğunun önemi kalmıyor. Çünkü insanlar kitabın adına bakıp alacaklar nasıl olsa. Nasıl olsa alacaklar diye. Diyor ki eğer diyor sen %'ni düşürmemi kabul etmezsen ben başka bir çevirmene o %'ye çevirtirim bunu diyor. Ve maalesef bazı meslektaşlarımız da bunu kabul ediyorlar. Aslında kabul etmesek biz çevirmenler. Hayır efendim o başkasının çevirisi. Haklı bir gerekçe olmadıkça ben onu tekrar çevirmem diyebilsek, bu basireti göstersek yayın evleri bunu yapamayacaklar. Bizi birbirimize düşürüp bir çevirmenin sırtından öbür çevirmenin karını veyahut da emeğinin karşılığını düşüremeyecek. Ama işte bir gerekçe bu. Aynı yayın evi eğer birden fazla çevirmene çevirtiriyorsa çoğu zaman gerekçe bu. Ama bazen de çok eskiden çevrilmiş kitaplar söz konusuysa aynı yayın evinin de farklı kişilere çevirmesinin haklı gerekçesi olabilir. Çeviri eskiyebilir çünkü. Çünkü düşündüğünüz zaman orijinal eser yani kaynak dildeki metin o değişmiyor. O bir kere yazılmış o şekilde duruyor. Siz bunu kendi dilinize aktardığınız zaman içinde bulunduğunuz çağın dilinin gereklerine göre bunu çeviriyorsunuz. Oysa diller hiçbir zaman sabit kalmıyor. Sözcüklerin zaman içinde anlamları kaymaya başlıyor, değişmeye başlıyor. Dillerdeki dinamikler değişiyor. İşte bir belli tür sözcüklerin modası geçiyor. Başka tür sözcükler kullanılır oluyor. Ve bazen işte aradan bir kuşak geçtiği zaman 15-20 yıl sonra o günün genç okurları 20 yıl önce yapılmış çevirdeki dili anlayamaz hale geliyorlar. Nitekim bu telif eserler için de geçerli. Yani bazen 40-50 yıl önce yazılmış bir romanı bugün okuduğumuz zaman bazı yazarları çeviri yapmadan, sözlüğe bakmadan anlayamıyoruz kullandıkları her sözcükleri. Çevirinin eskimesi söz konusu. O zaman da yeniden çevirmek, yani bugünün güncel dilini bu metni aktarmak meşru olabilir. Ya da çeviride çok ciddi hata yapıldığını gördünüz. İşte mesela Kundera örneğini verdim. Çevirmen kendi kafasına göre bir çeviri yapmış ya da çeviride ciddi sansür uygulamış. Yayın evi baştan bunu fark etmemiş. Veyahut da yayın evinin o zamanki yönetimi bunu önemsememiş. Ama yayın evine yeni bir yönetim gelebilir ki olmaz diyor. Ben sansürlü metin yayınlamak istemiyorum diyor. Ve yeni bir çevirmen o kitabı tekrar çeviriyor. Bunlar meşru seçimler olabilir. Yani şimdi meşrusu var. Sadece ekonomik olanı var. Telif süresi bitmiş kitaplar söz konusu olduğunda ise yani işte yazarın ölümünden 70 yıl mıydı? 70 yıl sonra isteyen o kitabı basabiliyor artık. Eğer hele bir klasik olmuşsa, çok tanınan bir kitapsa, nasıl olsa satacaksa bütün yayın evleri o kitabı basmak için yarışıyorlar. Çünkü telif izni almak zorunda değiller. O zaman da 50 tane 100 tane çeviri öyle çıkıyor ama 50-100 gerçek çeviri yapılmıyor tabii. Alıyorlar bu çeviriyi temel olarak. İşte sözcükleri değiştiriyorlar. Cümle yapısında biraz oynayarak bir redaksiyon yapıyorlar. Yine Armağan Ekici'nin o söylesinde gayet net vurguladığı gibi. Bunu farklı çeviri diye yutturuyorlar. Bazen o zahmete bile girmeden tamamen intihal dediğimiz yani kopyalayıp alıyor koyuyor. Nasıl olsa kimse bakmıyor diye. Hakikaten öyle değerlendirme, ciddi değerlendirme yapan kurumlarda olmazsa aradan sıyrılabiliyorlar ve böylece çevirmene bile sahte çevirmen olduğu için, gerçek çevirmen olmadığı için çevirmene bile telif ödemeden o kitabı basıp kar edebiliyor. Bunlar ticari sahtekarlıklar aslında. Yani nasıl ki gıdada işte oranları değiştirip defolu mal müşteriye sunmak sahtekarlıksa yayıncılıkta da bu sahtekarlıklar var maalesef. Onun için de çevirmenin adı onun için önemli. Kim çevirmiş? Siz çevirmenin adını koymazsanız şunu diyorsunuz o kadar. Çevirmenin kim olduğunun önemi yok. Yani iç kapakta bir yere koyarım öyle diyorsunuz. Hayır efendim, çevirmenin kim olduğu önemli. Hangi kitabı okuduğunuz önemli. Okurun bu konuda bilinçlenmesi de önemli.
Ahmet Cemal'in çevirisi mi, Kamuran Şipar'ın çevirisi. İkisi de mükemmel çevirme. Ama farklı yorumlar getirmişler. Farklı kitap okuyacaksınız. Belki ikisini de okumak lazım. O eseri belki hakikatine daha iyi ulaşabilmek için. İyi çevirilerde bunu yapmaktan bir keyif de alabilir okur. Sevdiği kitabın farklı bir yorumu. Çünkü hakikaten okuyorsunuz, metinleri kıyaslıyorsunuz. Farklı metinler aslında. Yani tamamen sıfırdan uydurulmuş anlamda farklı değil ama farklı yorumlanmış oradaki cümleler. Onun için çevirmen var, çevirmen var. Her yiğidin ayrı bir yoğurt yiyişi var. Onun için ismi önemli çevirmen. Peki yine çeviri ödülüyle ilgili bu ödülde şiirin olmamasının gerekçesini bir ara konuşacaktık. Arada geçti. Onunla ilgili soru var. Ayşe Sarısay'ın hatırlattı bunu da. Jüri dışım Ayşe. Evet, bu konuda da bizim jüriye çok ağır eleştiriler geldi. Hatta öyle gene işte o sallama şey var ya, sosyal medyada herkes rahat sallıyor ya. Aferin, niye şiir ödülü yokmuş? Bunlar şiir sevmezmiş. Yani bunlar arasında şiir sevmeyenler var, onun için koymadılar. Yani şimdi düşünün, o seçici kurulda hani şunu tartışabilirsiniz. Yiğit Bener'in ne işi var o seçici kurulda? Olabilir, benim yerime başkasını daha layık görebilirsiniz. Öyle haklı da olabilirsiniz. Hiç itiraz etmem. Hakikaten de orada bulunabilecek benim dışında. Ben de ileride orada kalacak değilim zaten, gideceğim en de sonunda. Belki de yakında. Tabii ki başkaları olacak. O başkaları da en az benim kadar iyi, hatta benden çok daha iyi yapabilirler o görevi. Başkasının orada yeri daha çok diyebilirsiniz. Ama şiir sevmediğimi nereden karar veriyorsunuz? Ya da bilmem, Ayşe'nin şiir sevmediği söylenebilir mi Allah aşkına? Yani Doğan Hızlan'ın şiir sevmediğini kim söyledi? Sevin Okyay'ın şiir sevmediğini, Kaya Genc'in şiir sevmediğini kim nasıl iddia edebilir? Eğer şiiri değerlendirmiyorsak, şiiri katmıyorsak buna bir sebebimiz var. Önce sorun o sebebiniz ne diye. Hani hepimiz ulaşılabilir insanlarız. İKSV'ye de yazabilirsiniz. Sonuçta bir kurum adına veriliyor bu ödül. Biz o kuruma karşı sorumluyuz her şeyden önce. Bizi oraya o kurum getirmiş. O kurumla da tartıştık biz bu kararımızı. Kurum da uygun gördü. Biz bir karar verdik. Bir gerekçesini sorun, gerekçesini tartışın. Biz bu gerekçeye katılmıyoruz. Yanlış değil. Ya da işte Taras Sait Alman çok şiir çevirisi yaptı. Şiire çok önem veren bir insandı. Onun adı bir şiir çevirisi de verilsin diyebilirsiniz. Buna da hak veririm. Olabilir. Bir de ayrıca şiir çevirisi ödülü olsun diyebilirsiniz. Eğer İKSV böyle bir şey yapmak isterse ya da başka bir kurum, niye her şeyi İKSV'den bekliyor ayrıca? İşte başkaları da elince bir atsın mesela. Başka biri de şiir ödülü versin. Çok iyi. Buna hiçbir itirazım yok. Ama böyle işte yargısız infazlar. Sonra işte iktidara kızıyoruz. Şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Ama kendimizde, kendi iktidarlarımızda aynı şeyi yapıyoruz. O da ayrı bir tatsız. Şiiri değerlendirme dışı bırakmamızın sebebi şu. Dikkat ederseniz işte romanda olsun, öyküde olsun, mümkün olduğu kadar nesnel ölçütler getirmeye çalıştık. Kararlarımızın öznel boyutunu mümkün olduğu kadar aza indirmek için. Şiir çevirisi bunu yapamayacağımız kararına vardık. Yani şiir çevirisi, ki şiir çevirisi konusunda da çok tartışmalar var. Şiir gerçekten çevrilebilir mi, çevrilemez mi? Bu konular da çok tartışıyor. Mesela Enis Batur'un önderliğinde çıkmış Heptameron diye bir kitap var. Daha önce bahsetmiştim bu kitaptan da. O kitapta mesela şiirin ne derece çevrilebilir olup olmadığına dair çok kapsamlı 7 değişik yazardan görüşler okuyabilirsiniz mesela. Şiir çevrilebilir mi ya da çevrilirse ne derece diğer çevirilerle benzer şekilde kıyaslanabilir ya da nesnel ölçütler getirilebilir, bunu tartışmalı buldum. İkincisi, şiir çevirisinde bir şiir olması lazım. Şiir değilse çeviri değil. Çünkü yani roman roman olarak çevrilir. Öykü öykü olarak çevrilir. Şiir de şiir olarak çevrilir. Bizler kendimizi o şiiri değerlendirecek yetkinlikte görmedik. Ben mesela bir şiir jürisine katiyen, beni aman illa gel, başımıza gel, sana şu kadar da üstüne para vereceğiz dediler. Gitmem, yapmam. Yetkin değilim o alanda. Yetkin olmadığım bir şeye niye gireyim? Ben yetkin değilim şiir değerlendirmesi konusunda. Şair değilim. Hayatımda anneciğim şiirim ya da Atatürk seni çok seviyorum dışında ilkokulda yazdıklarımda şiir de yazmıştım yok. Ben şiir değerlendiremem. Bunu benden istemeyin. Ha, eğer şiiri katmak istiyorsa kurum, o zaman başka birisi buyursun benim yerime gelsin. Çünkü ben yapamam o işi. Ama hem romanı hem öyküyü hem şiiri aynı ölçütlerle değerlendirme iddiasının da yanlış olduğunu savunurum. Aynı ölçütlerle değerlendiremezsiniz. Farklı ölçütler kullanmak zorundasınız. Bu ikisini karıştırmamak gerekiyor. Ayrı ayrı ödüller. Nasıl ki roman ödülü ayrıdır, şiir ödülü ayrıdır, ikisini birleştirmezsin. Edebiyat ödülü diye hangisi? İşte bir sene şiire verdik. Ama ne diyorsunuz? Bir sene, bu sene sırf şiirleri değerlendiriyoruz dersiniz.
hem şiir hem roman hem öyküyü aynı torbaya koyup bakalım hangisi daha iyi diye çekmezsiniz. Türler farklı orada. Yani romanla öykü çevirisinde bir yakınlık var. Ama mesela çocuk kitaplarını da koymadık. E niye? E çünkü çocuk kitabının baştan şansı olmayacak. Hani düşün ki 30 sayfalık bir çocuk kitabının çevirisi belki mükemmel. Ama karşısında 400 sayfalık çetrefilli katmanlı bir roman çıkınca nasıl verelim ona onu, oradaki emeği göz ardı edip? Yani belki de ayrıca bir çocuk kitabı çevirisi ödülü de konması lazım. Çünkü çocuk kitabı çevirisi de çok ciddi bir emek ister. Ayrı bir yetkinlik ister üstelik o da. Yani çocuklara hitap edecek dili doğru kullanmasını bilmek de ayrı bir yetkinliktir. Her bir çeviri tarzının farklı yetkinlikleri var. Onun için biz kendi değerlendirme yetkinliklerimizin ve sapladığımız ölçütlerin şiire uygun olmadığını düşündük. Onun için şiiri dahil etmedik. Bu kadar basit. Yoksa şiir sevmiyor değiliz. Vallahi çok seviyoruz. Vallahi billahi çok seviyoruz. Çok 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 sevenlerimiz var. Kitaplarında, öykülerin girişlerinde değişik şairlerden, şiirlerinden parçalar koyanlar var Ayşe gibi mesela. Vallahi çok seviyor Ayşe şiiri. Ben tanıyayım. Kendim için demeyeyim ama onun için tanıyorum vallahi. Yani çok saçma sapan eleştiriler bunlar. Sebebini sorun önce. Sebebini beğenmezseniz tartışın. Böyle bir şey. Demin sözünü edeceğim dedim. Belki soru vardır o konuda ama hep edebi çeviri ve sözlü çeviri üzerinde durduk. Ağırlıklı olarak da edebi çeviri üzerinde durdum tabii. Bütün masterclass'ın da ağırlığında daha çok edebi çeviri var. Benim alanım çünkü. Alan çevirisi üzerine söyleyecek şeylerim çok sınırlı. O alanda da az olsa bir tecrübem var ama çok az. Ahkam kesmeye kalkamam bu konuda. Ama şu alan çevirisindeki ölçütler işte değerlendirme ölçütleri edebi çevirideki değerlendirme ölçütleri aynı değil. Alan çevirisinde edebi çevirmenin yaratıcılığı oranında bir yaratıcılığı hakkını göremezsiniz kendinizde kolay kolay. Orada tam tersine öbür metne çok yakın olmak zorundasınız. Terminolojinin çok uygun olması gerekiyor. Orada da o alanın terminolojisini kullanmak zorundasınız. Yani ben baktım buraya şu sözcük yakışıyor. Doğru, sizin seçtiğiniz sözcük edebi olarak çok yakışıyor olabilir. Ama o sektör, o kavram için, o sözcüğü de başka bir terminolojiyi kullanıyorsa sizin koyduğunuz sözcüğü anlamayacaklardır. E siz bu çeviriyi niye yapıyorsunuz? O alanda çalışan insanlar o alanda yazılmış bir metni okusunlar ve mesleki hayatlarında kullansınlar diye yapıyorsunuz. O zaman terminoloji oraya uygun olmalı. Psikanaliz üzerine bir metin çeviriyorsanız psikanaliz terminolojisini ve psikanalistlerin kullandığı terminolojiyi kullanmak zorundasınız çeviri yaparken. Bu bana daha iyi geldi. Anksiyeteyi ben şey diye çeviriyorum. Derin kaygı diye çeviriyorum. Ya iyi de anksiyete diye kullanıyorlar ya da endişe diye kullanıyorlar. O zaman endişe diye çevirin. İşte mua benlik mi? Yok işte başka bir şey olsun. Kendiliğindenlik olsun. Yok kendiliğindenlik derseniz anlamaz psikanalistler ne dedi. Başka bir şey mi diyor acaba diye düşünürler. Onun için alan çevirilerinde tabii ki o alanın uzmanı olmak lazım. O alan konusunda kavramları bilmek lazım. O alanın bilgisine, kavramlarına, terminolojisine, konularına hakim olmak lazım. Hukuk metni çevirecekseniz hukuk dilini çok iyi, hukuk kavramlarını çok iyi bileceksiniz. Bizim sözlü çeviride hukuk toplantılarında da çalışıyoruz bazen. Anayasa hukukundan, Türkiye'de hukuk artık hepsi bir oldu diyeyim. Tek tükleşti belki ama hukuk çevirisi yaparken de hukukçular, hakimler, savcılar, avukatlar, hukuk alanındaki bilim insanları bizim dedikleri siz de hukukçu musunuz diye sorurlar. Bu bize yapacakları en büyük iltifat. Çünkü demek ki terminolojiyi doğru kullanıyoruz. Bir hukukçu kesinliğiyle kullanıyoruz. İşimizi iyi yapıyoruz. Ama illa hukukçu olmak gerekmiyor o terminolojiyi bilmek için. Ama çalışacaksınız önceden. Ezbere, hukuk terminolojisini ezbere bilemezsiniz. Tıp terminolojisini ezbere bilemezsiniz. Doktor değilseniz, hukukçu değilseniz. Ama bir çevirmen neredeyse bir doktor kadar, neredeyse bir hukukçu kadar o alanı bilecek ki doğru çeviri yapabilsin. O da farklı bir şey. Yani aslında çok da mantık çok da farklı değil. Edebiyat çevirisi yapacaksanız edebiyatı çok iyi bileceksiniz. Edebiyatın kültürünü çok iyi bileceksiniz. Hukuk çevirecekseniz hukukun kültürünü çok iyi bileceksiniz. Anlamazsanız çeviremezsiniz. Doğru karşılıkları bilmezseniz o alandaki insanların neler kullandığını iyi çeviremezsiniz. Böyle bir fark var. Şiir çevirisi için de geçerli işte. Teşekkür ederiz. Bu her seansta zaten anılarınıza, deneyimlerinize dair sorular geliyor. Birazcık da belki son seans olduğu için yine bunlarla ilgili çok soru var ama hepsini toparlayan soru, yanılmıyorsam yine Ayşe Sarısay'ın sorusu olacak. Bu programın sınırlarına sığmayanları, belki anılarını, deneyimlerini de ekleyeceği bir kitap yazmayı düşünüyor mu? Sıkıştırıyor beni Ayşe. Aslında
Öyle bir kitabım var. Onlara da bahsetmiştim daha öncekilerden birinde. Sözlü çeviri deneylerini ve simültane çeviri deneylerini ağırlık olarak işlediğim Simültane Cennet kitabı. Enis Batur'la yazdığımız ortak kitap. Orada aslında anılar hem yarı teorik, yarı edebi, yarı tamamen saçma sapan, absürt komedi tarzında derlenerek aktarıldı. Sözlü çeviride fazlasını yapmak zor. Neden? Çünkü sözlü çeviride bizim bir mesleki kısıtlığımız var. Meslek sırrı diye bir şey vardır. Tıp avukatlar için olduğu gibi, hekimler için olduğu gibi. Yani katıldığımız toplantıdaki mahrem konuşmaları biz dışarıya aktaramayız. Anı şeklinde dahi olsa aktaramayız. Ya da hatta o kadar ki şöyle bir örnek vereyim size. Rahmetli Mehmet Ali Birant dış politikayı çok yakından takip eden bir gazeteciydi. Hatırlayanlar vardır diye umuyorum. Herkesin yaş grubu müsait değil ama hatırlayanlar vardır. Mehmet Ali Birant da bu dış gezilere çok yakından takip ederdi. Ve tabii o baş başa konuşmalar, hele bir de işte Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girecek mi girmeyecek mi konularının çok tartışıldığı dönemlerde, neyse ki öyle bir soru pek kalmadı şu aralar, işimiz kolay. Ama o zamanlar ciddi bir soru işaretiydi, olacak mı olmayacak mı diye. Mehmet Ali Birant hep o konuda içeride ne konuşulduğunu çok merak ediyor haklı olarak. Çünkü o da o konuda en çok yazı yazan, röportaj yapan bir gazeteci. Konulara da çok hakim, çok da iyi biliyor. İşte devlet yöneticileriyle de her iki tarafında söyleşiler yapıyor. Onun için böyle çok merak eder, hep gelip sıkıştırırdı, sorardı bana da ahbaplığımız da var. Da ben hiçbir zaman anlatmıyorum. Biliyor da anlatmayacağımı. Onun için hep böyle dolaylı yoldan sorar. Diyorum, sen iyimser misin? Ne diyorsun bu konuşmadan sonra? Böyle çok hoş bir şekilde ağzından laf kapmaya çalıştı. Ben de her seferinde gayet kibarca, dostça onu geri çeviriyordum. Hatta başka gazeteciler gelip soru sorduğunda şey derdi. Ya ona boşuna sormayın, o söylemez, ben biliyorum derdi. Bir keresinde, ama çok ikinciye geldi. Ya peki dedi, ne konuşulduğunu anlatmıyorsun öğle yemeğinde. Bari ne yediklerini söyle dedi. Kusura bakmayın dedim. Onu da hiç söyleyemem. Onu niye söylemiyorsun? Sonra yazı yazacaksın dedim. İşte devlet başkanları öğle yemeğinde şunu yediler, bunu yediler. Ayıp değil mi halkımız açlıktan bilmem ne. Ben niye ona besliyorum? Benim onu size aktarmaya hakkım yok. Merak ediyorsanız gidin devlet başkanına ya da işte başbakana sorun. Ya da işte diplomata sorun. O anlatmak isterse, menüyü vermek isterse size de versin. Ben orada değildim. Ben orada çeviri yaptım. Ben bilmem kimin o dildeki sesiyim ama bilmem kimin kendisi değilim, olmak da istemem zaten, Allah korusun. Onun için bizim meslek sırrımız var. Dolayısıyla gördüğüm, gözlemlediğim ve hani anılar yazacak olsam çok ilginç olabilecek birçok hikaye var muhakkak ama bunları yazamam. Diyeceksiniz ki emekli olduktan sonra da mı yazamazsın? Emekli olduktan sonra da yazamam. Niye emekli olduktan sonra yazamam? Çünkü eğer bu özellikle işte baş başa gizli görüşmelerde bulunan çevirmenlerin emekli olduktan sonra anılarını yazacakları bilinse o çevirmenlere güven olmaz. Oralara sokmak istemezler. Yani ben mesleğime zarar veririm. Meslektaşlarıma zarar veririm. Ben kendimi ama ne önemli insanım, ne gizli toplantılarda ne bilgiler edindim diye kendimi şişireceğim diye de mesleğe zarar vermeye hakkım yok. Böyle bir şey yapamam. O yüzden mesela Simitane Cinnet'te bir sürü anı var içinde, bir şekilde yarı şaka yarı ciddi anlatılmış. Ama hepsi değiştirilmiştir. Yani bir siyasi toplantıda olan bir olayı ben işte iş insanları arası görüşme diye aktarmışımdır. Ya da bilmem başka bir yerde olan bir otomobil toplantısında olan bir konuyu aslında hukuk toplantısı diye anlatmışımdır. Çünkü oradaki olgu ilginçtir. Kişileri adını vermemişimdir. Olayları değiştirmişimdir. Tarihleri değiştirmişimdir. Ancak öyle yazabilir. O bile çok sınırda bir anlatı. Yani onu bile kitabı yazdıktan sonra Uluslararası Konferans Tercümanları Derneği üyesiyim ben. Bizim uluslararası düzeydeki meslek örgütümüz. Orada konsey üyesiydim, yani üst uluslararası yönetim üyesiydim. O yönetimle birlikte görev yaptığım birkaç meslektaşıma yolladım ben. Bakın dedim, burada meslek ilkelerine aykırı, meslek sırrının ifşası olarak görebileceğiniz hususlar varsa lütfen beni uyarın, çıkarayım dedim. Yani kendimi de meslektaşlarımın denetimine sundum. Onun için anı yazmam zor. Edebi çevirilerle ilgili orada anıdan çok işte çevirinin hikayeleri var. Onları mümkün olduğu kadar yazmaya çalışıyorum. İşte en çok yazı yazdığım Gecenin Sonunda Yolculuğun çevirisi, çünkü en çok beni 2,5 sene uğraştıran bir çeviriydi. Hem söyleşilerim var uzun uzun. Onları belki bir kitap halinde toplayabilirim. Gecenin Sonunda Yolculuğun metinlerini bir kitap halinde toplayıp hem Selin'in eseri ve Selin'in çevirisi üzerine kitap yapmayı düşünüyorum mesela. Bulursam onu yapacağım bir gün. Ama sözlü çeviri anılarını maalesef yazabileceğim kadarını yazdım. Fazlasını yazmam. Doğru olmaz. Teşekkür ederiz. Bu serinin devamı gelecek mi ya da bunun gibi başka bir seri olacak mı?
sorusu var. Yani şu an için böyle bir şey düşünülmüyor. Biz bunu baştan 6 oturumluk bir masterclass olarak düşündük Kültür Merkezi yöneticileriyle. Ha, daha ileride başka formüller, başka çevirmenler de yapabilir bunu. İlla benim yapmam da gerekmiyor. Ya da ben başka formüllerle başka şeyler belki yapabilirim, düşünebilir. Hani buna yönelik bir talep olursa ciddi şekilde. Ama şu an için böyle bir şey düşünmedik. 6 seansın yeterli olacağını düşündük. Ha, açıkçası bizim başlangıçta umduğumuzdan da daha fazla bilgi gösterdiniz siz izleyiciler olarak. Sağ olun, var olun. Genç arkadaşlar özellikle çok ciddi bir şekilde katıldılar, izlediler. Hem canlı olarak hem de daha sonradan izleyenler de çok var. Ben buna çok memnun oldum, böyle bir ilginin olmasına, bu tartışmaların olmasına. Yararlı olabildiysem ne mutlu bana. Ama şu an için birebir bunun devamını düşünmüş değiliz. Burada da tabii yeri gelmişken son konuşmalardan biri olacağı için tekrar söyleyeyim. Gerçekten de Frans Kültür Merkezi'ne ve Frans Kültür Merkezi'nin yöneticilerine burada çok gönülden bir teşekkür borcum var. Bu projeyi ilk ben sundum onlara, böyle bir şey yapalım mı? Çünkü pandemi döneminde Frans Kültür Merkezi'nin olağan etkinlikleri yapılamaz hale geldi. Kapalı alanlarda toplantı yapılamadığı için. Onlarla da işte ahbaplığımız var, konuşuyoruz, ne yapalım, ne edelim diyorlar. Ya dedim, işte ben de işsiz kaldım bu aralar, vaktim var, bunu yapabilecek vaktim olabilir. Size böyle bir şey önersem ilginizi çeker mi dedim. İşte İstanbul Frans Kültür Merkezi Müdürü Christian Schnell ile konuştuk. Ankara Frans Kültür Merkezi Müdürü Sebastian Lucurto ile konuştuk. Jose Maria Chiesto ile konuştuk, İzmir Frans Kültür Merkezi. Üçü de çok olumlu yaklaştılar. Onlar için de bunun bir maliyeti de vardı. Maddi anlamda da maliyeti vardı. Bir de ekiplerini de harekete geçireceklerdi. Çünkü ben şimdi şu an çıktım karşınıza konuşuyorum ama burada görünmeyen bir emek var. İşte başta Matilde, Serra olmak üzere ama Ankara'daki ekipler var, işte tanıtım ekipleri var. Değişik her üç Frans Kültür Merkezi'nde bu iş için çalışan, tanıtan, duyuruları yapan arkadaşlarımız var. İşte afişleri hazırlayanlar var. Tanıtım, çok ciddi bir ekip çalışması var bunun arkasında. Bu imkanları da bana ve dolayısıyla sizlere sundukları için gerçekten Frans Kültür Merkezi bütün olarak her üç birimine ve tabii ki Kültür Merkezi'nin tümünün müdürü olan Jean-Jacques Victor'a da bu destekleri için, çeviriye verdikleri bu önem için teşekkür etmek istiyorum. Zaten dikkat ederseniz demin duyurusunu yaptığım Fransızca çeviri ödülünün konmuş olması bu yılda itibaren ve konarkenki manifestosu da çeviriye Frans Kültür Merkezi'nin ne kadar önem verdiğini gösteriyor. Bir başka etkinlik daha var bizim yaptığımız, Salon Edebiyat diye. Orada da mümkün olduğu kadar işte kitabı Türkiye'de çıkmış Fransız yazarları davet ediyoruz. Çevirmenlerini de mutlaka olabildiğince davet ediyoruz. Çünkü o metnin Türkçesinde onlar bize sundu. Frans Kültür Merkezi tabii ki değişik ülkelerde Fransız kültürünü tanıtıyor. Ama işte bunu yaparken çevirinin ne kadar önemli olduğunu en iyi farkına varabilecek kültür merkezlerinden biri. Yani kültür merkezi olduğunuz zaman başka bir ülkede çevirinin önemini anlamamanız mümkün değil. Kör olmanız lazım görmemek için. Onun için de Fransız Kültür Merkezi bunun önemini biliyor ve bunun hakkını elinden geldiğince vermeye çalışıyor. Onun için de çevirmenler adına da, kendi adıma da teşekkür etmek istiyorum. Ama ileride başka bir şey düşünürlerse ağanın eli tutulmazsınız. Biz de çok teşekkür ederiz. Matilde adına da çok teşekkür ederim. Bugün bu etkinliklerde ben sözcülük ettiğim için Fransız Kültür, Ansi Fransa Türkiye adına da herkes adına teşekkür etmiş olayım size. Yine çokça soru var ama zamanımız oldukça azaldı. O yüzden içlerinden toparlayıp seçmeye çalışıyorum. Özellikle mesleğin eğitimiyle ilgili çok fazla soru var. Belki o yüzden onları birazcık toparlayabiliriz, öyle bir yerden bitirebiliriz. Meslek eğitimiyle ve akademik çalışmalarla ilgili hangi konularda daha çok farkındalık yaratmak gerekiyor sizce? Hangi konulara daha fazla eğilmek gerekiyor? Bu konudaki hani biraz eleştirel yaklaşımınızı öğrenmek isteyen pek çok katılımcı var. Yani istiyorlar ki ben çıkayım eleştirel konuşayım, ondan sonra hocaları beni taşlasınlar, gömsünler. Şaka bir tarafa. Bir kere çeviri alanında eğitim veren çok sayıda üniversite kurumu var Türkiye'de. Belki fazla var. Şu soru bence yeterince sorulmuyor bu bölümler açılırken, bu kadar çok bölüm açılırken. Bu bölüm ne yapacak?
ne tür çevirmenler yetiştirecek ve ne amaçla yetiştirecek? İhtiyaç ne? Yani belki bölümler kurulurken ya da kurulduktan sonra madem olan bir bölümü kapatmak da söz konusu değil belki ama yönlendirmek söz konusu olabilir. Belki o ihtiyacı dikkate alarak daha uzmanlaşan bir eğitim verilebilir. Yani genel anlamda genel olarak çeviriyi öğretmek yerine daha belli fakülteler, belli birimler, belli alanlarda eğitime daha odaklanabilirler. Yani şöyle diyeyim, bütün 27 mi 30 mu çeviri bilim bölümü var. Belki daha fazla benim eskiden kalmış olabilir rakamlarım. Şimdi hepsinde de konferans tercümanlığı eğitimi vermek gerekli mi? Türkiye'nin o kadar çok konferans tercümanına ihtiyacı var mı? Ve o birimler konferans tercümanlığı eğitimi verebilecekler mi? Çünkü o eğitimin verilmesi için Uluslararası Konferans Tercümanları Derneği'nin koyduğu şart, eğitimi verecek kişilerin kendilerinde bizzat piyasada konferans tercüman olarak çalışan eğitmenler olması gerektiğini söylüyor. Ve her dil dağılımı için aslında birden fazla hoca gerekiyor. Yani ben mesela bizim yüksek lisansta Boğaziçi'nde olsun, Bilkent'te olsun, uluslararası normlara göre eğitim vermeye çalıştığımızda bazen iki öğrenci seçiyoruz, bazen üç öğrenci seçiyoruz. İki öğrenci altı hoca olabiliyor, yedi hoca olabiliyor o eğitimi verebilmek için bir buçuk sene boyunca ya da iki sene boyunca. Dolayısıyla işte o kadar çoğuna gerek yok belki. İki mükemmeliyet merkezi yeter de artar bile. Hele şu sıralar zaten meslek biraz sıkışmış durumda hem pandemi yüzünden hem dış politika yüzünden. Şu aralar insanları eğitip eğitip işsiz olmaya mahkum etmenin ya da başka işlere yollamanın pek bir anlamı yok. Ona göre ihtiyaca göre yapacaksınız. İşte bu kadar çok edebi çeviriye ihtiyaç var mı yok mu yoksa belki alan çevirisinin şu ya da bu alanlarında daha çok ihtiyaç varsa oraya daha belki odaklanmak gerekir. O eğitim yapısı belki tekrar düşünülebilir. Belki çeviri bilim bölümlerinin üniversite içindeki konumlanmasına ve ilişkilerine dikkat çekilebilir. Mesela diyelim ki genel anlamda çeviri eğitimi verecekseniz, hukuk çevirisinden bahsedecekseniz keşke o üniversitede hukuk fakültesi olsa da öğrenciler birinci yıl hukuk giriş dersi alsalar. Yani hukukun genel kavramlarını öğrensinler ki daha sonra uzman hukuk çevirisi yapabilsinler. O bağlantıların olmadığı yerde o eğitim biraz zayıf kalacaktır ister istemez. Hocaların mümkün olduğu kadar pratikten gelen ve de pratikle bağını koparmamış hocalar olması çok önemli. Konferans çevirmeni olmayan bir hoca konferans çevirmenliği eğitimi veremez. Ha, konferans çevirmenliği eğitiminin bir bölümünde kendi uzmanlık alanında kuramsal ders verebilir tabii ki. Ama konferans çevirmenliği eğitimini konferans çevirmeni olan birisi verebilir ancak. Cerrah olmayan biri ameliyat tekniğini öğretemez kitaptan bakıp. Bunun gibi bir şey. O yüzden bu alanlara bakmak lazım. Akademik alanda ise benim yani ben akademisyen değilim. Dolayısıyla akademik dünyanın içinde sürekli değilim. Akademisyen dostlarım var. Onlarla konuşuyorum. Onlarla dertleşiyorum. Onlardan birçok şeyi duyuyorum, öğreniyorum. Benim ilk hasbelkader ders vermeye başladığım bundan 20-25 yıl öncesine kıyasla bugün çok sevinerek gördüğüm bir şey. İşte doktora tezlerinde olsun, yüksek lisans tezlerinde olsun. Gerçekten pratiğe yönelik çok ciddi araştırmalar yapılmaya başlandı. İşte birkaç örnekte vermiştim bu tezlerde, derslerde de. Yani yapılmış çevirilerin üzerinde yapılan incelemeler var. Ve bunu yaparken de çevirmenin hatasını bulacağım. İşte kelimeleri yanlış kullanmış gibi ilkokul öğretmeni mantığıyla değil. Çevirmen ne yapmaya çalışmış? İşte bunu ayrıntılı olarak inceleyenler var. Çeviri kuramlarıyla bağlantı olarak incelemeler, araştırmalar var. Şimdi bunlar çok faydalı. Çünkü bunları okuyarak yeni şeyler öğrenebileceğiz. Yani çevirmenlerin kendi yaptıkları iş üzerine anlattıklarından yola çıkarak çeviriyi öğrenebileceğiz. Yurt dışında da bu böyledir. Bizde de bu böyledir. İşte onun için diyorum işte iyi çevirmenlerin iyi çevirilerini okuyun. Onların kendi çevirileri hakkında yaptıkları söyleşileri ya da yazdıkları metinleri okuyun. Bunlar bizim ufkumuzu açacaktır. Bu sayede birbirimizden öğreneceğimiz çok şey var. Yani eğitim üzerinde söyleyebileceklerim de bunlar şu aşamada. Ama yani esas olarak da hangi alanda çalışmak istiyorsanız o alanın bağlamını iyi bilmeniz lazım. Bunu unutmayın. Ve kültür, 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 genel kültür, genel kültür, genel kültür. Her gün gazete okuyacaksınız, her gün televizyon izleyeceksiniz. Ne kadar işkenceye dönse bile en azından haberlerin olduğu internet kanalları var. Diğer kanallar size alerji yapıyorsa ki bana da yapıyor. Ama haberleri izleyin. Dünyadan olduğunu izleyin. Dünya basını izleyin. Hangi dili biliyorsanız yabancı dili o dilin haberlerini izleyin. Hem televizyon haberlerini izleyin. Niye? Çünkü dil gelişir. Dil sürekli değişir. Her genç kuşak kendi dilini getirir. Kendi söyleyiş biçimini getirir.
Yani dildeki en büyük gelişim alanlarından biri, dilin hiçbir zaman tek sabit dil, tek değişmeyen diller ölü dillerdir. Latince değişmez. Bitmiş, ölmüş, kimse kullanmıyor artık. Nasılsa orada donmuş kalmış. Hani Vezüvi düşünün, yanardağ patladı, geldi insanları dondurdu. Ölmüş diller öldür ama yaşayan diller sürekli değişir. Yeni sözcükler girer, yeni ifade biçimleri girer. Ve bunun en önemli kaynaklarından biri gençliktir. Niye? Çünkü siz doğdunuz, okula yollanıyorsunuz. Başından itibaren size yabancı olan bir dil, işte dil budur diye öğretilir. Yani ana dilimiz diyoruz, ana dili işte rahmetli Elif Daldeniz'in dediği gibi bize ait değil, annemize ait bir dil ya da babamıza ait bir dil ya da okula ait bir dil, kuruma ait bir dil, devletin dili, resmi dil. Ve her genç kendi kişiliğini oluştururken kendi yolunu çizmek ister. Kendisine dayatılan yolu değil, bu dil için de geçerli. Onun için gençler kendi aralarında kendi terminolojilerini yaratırlar. Kelimeleri değiştirirler, var olan kelimeleri farklı anlamlar yüklerler, yeni kelimeler uydururlar. Kendi argolarını geliştirirler. Ha, bu sözcüklerin bir kısmı kalır, dile yerleşir, bir kısmı unutulur gider. Bir kısmı dar gruplar içinde kullanılır bazı argolar. Bazıları daha geniş çevrelere yayılır. Çünkü belki bir yazar bir metninde kullanır, bir edebiyatçı kullanır ya da ünlü bir televizyon sanatçısı yanlış bir şeyi söyler. Ama çok ünlü olduğu için de onun yanlışı işte galatı meşhur olur. Herkesin doğru zannettiği bir kelimeye dönüşür ama dile girer o şekilde. Yani dil yaşayan bir varlıktır, olmalıdır. Yoksa ölür dediğim gibi. Onun için televizyon izlemek, söyleşileri izlemek o sözlü çeviri yapacak olanlar için özellikle o dilin canlılığıyla bağınızı korumayı sağlar. Edebiyat okuyacaksınız, sinemayı dilini öğreneceksiniz. Çünkü insanların kültürleri, kültürdeki değişimlerde dili kullanma biçimlerini etkiliyor. Örneği vermiş miydim bilmiyorum ama mesela bir tarım toplantısında Fransız Tarım Bakanı çıktı geldi. İşte biz dedi belki işgalciye direnen son ülkeyiz ama diye bir açıklama yaptı. Şimdi öyle bir cümle kurdu ki bu cümle aslında şu Asterix dizisinde ilk başta yazan cümledir. Romalı işgalciye direnen son köydü o diye Asterix'in köyü. Ona bir gönderme yapıyor. Asterix'e gönderme ama tarım toplantısı. Asterix'e doğrudan bakan gönderme yapıyor. Şimdi o Asterix kültürünü, çizgi roman kültürünü bilmezseniz Tarım Bakanı'nın konuşmasında çuvallarsınız. Tarım Bakanı onu niye yapıyor? Niye o göndermeyi yapıyor? Çünkü orada da siyasi haberleri izlemek anlamlı. Çünkü Fransa'da o dönemde çiftçilerin direniş hareketinin lideri kısa boylu, iri sarı bıyıklı bir adamcağızla Asterix'e benzetiliyordu basında ve Asterix lakabıyla anılıyordu. Onun için de öyle bir gönderme yaptı Tarım Bakanı. Yani tarım gibi çok teknik bir konuda çeviri yaparken karşımıza hem çizgi roman kültürü hem de gündelik haberlerle ilgili bir şey çıkıyor. Ve bu sadece Fransa'da çıkmayabilir. Türkiye'de de Soma Madencileri direnişinin başındaki direnişçilerden biri iri yarı ve koca göbekli olduğu için Hopdedix diye anılıyordu basında. Asterix'in diğer kahramanı. Hadi bakalım. Onun için bunlar önemli. Veyahut da bir bakan geliyor, bir çok teknik bir konu konuşulacak. Ne olabilir? Aklınıza ne geliyor? Bıçak üretimi. Çelik sanayi ile ilgili bir toplantı. Sanayi Bakanı geliyor, konuşma yapacak. Diyor ki yani diyor siz Türkler diyor çok şeysiniz. Yani bizi feci mahvettiniz yani. Bunu nasıl yaptınız? Hiç misafirperver değilsiniz diye bir konuşma yapıyor. Şimdi çevirmenin yerine koyun kendinizi. Böyle gelir gelmez ev sahibine böyle çok ağır, hiç ev sahibimiz iyi misafirperver değilsiniz diye bir laf geçiriyor. Ve bunu birazcık da öfkeli bir ses tonuyla çevirmeniz gerektiğini düşünebilirsiniz. O ses tonunu verdiğiniz zaman kıyamet kopacak. Halbuki dil bilenler kahkahayla gülmeye başlıyor. Niye? Çünkü bir gün önce Türkiye basketbol milli takımı Fransız milli takımına fark atmış. Adam da basketbol meraklısı, haberleri izlemiş. Oraya gelenlerin hepsi de bu maçı izlemişler çünkü işte dünya şampiyonası yarı finali maçı. Herkes çok önemsiyor o sporu bilenler. Herkes haberdar. Tercüman haberdar olmazsa bu işten adamın ne dediğini anlamayacak. Ve abuk sabuk bir çeviri yapıp ortalığı gerecek gereksiz yere. Halbuki herkesin kahkahalarla gülmesine neden olan bir şey söylemiş oluyor. Yani bağlam çok önemli ama bu bağlam her zaman sizin o toplantıda beklediğiniz bağlam olmayabilir. Onun için de genel kültürünüzün sağlam olması lazım. Onun için de basında izleyeceksiniz, edebiyatı izleyeceksiniz, sinema izleyeceksiniz, çizgi roman okuyacaksınız, polisiye roman okuyacaksınız. Çünkü bazen de polisiye roman kahramanları ciddi sohbetlerde gündeme geliveriyor. Kendi ülkenizin sanat tarihini bileceksiniz. Çünkü bazen de iki devlet adamı arasında çeviri yapacaksınız. Sanat konuşur. Yani bizde olmaz. Geçti. Başka konuya geçelim.
Peki maalesef bize ayrılan sürenin yine sonuna geldik ve maalesef ben yine tüm soruları size iletmeyi başaramadım. Zamanımız buna yetmedi. O yüzden sorusunu iletemediğim herkesten son bir kez özür dilemiş olayım. Kusura bakmayın, hepsini toparlamak, iletmek mümkün olmadı yine. Umarım başka bir etkinlikte tekrar bir araya geliriz ve konuşamadığımız her şeyi de orada konuşuruz diye düşünüyorum. Tekrar Fransız Kültür Merkezi adına hem Yiğit Bey size çok teşekkür ediyoruz bizlerle olduğunuz için, hem de katılan bu 6 seans boyunca bizimle olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Ben de özellikle Matilde bu etkinliği yaparken birlikte çalıştığımız için çok teşekkür ediyorum. Onu çok fazla görmüyorsunuz ama teknik olarak pek çok şeyi kurtaran arkadaşımız Matilde. Matilde Serra olmasa yanmıştık bu işlerde. Onun için ben de tekrar ve tekrar Matilde ve Serra'ya bu etkinlikler vasıtasıyla tanıdım onları ve çok çok memnun oldum. Hem iki mükemmel insan hem iki dost kazandığımı düşünüyorum. Birlikte çalışmaktan da hep benim o olası stresimi de hep rahatlatan çözümler buldukları için bütün sorunlara özellikle de tekrar teşekkür etmek istiyorum. Duygularınızı beraber. Çok teşekkür ederiz. Söylemek istediğiniz başka bir şey yoksa o zaman masterclass'ı burada kapatıyoruz sanırım. Yani herkes... bir cümleye başlayabilirim ama bir saat sürebilir. Tahmin söyleyeyim. Ediyorum. Tamamdır. Çok teşekkür ederiz o zaman. Umarım başka bir sefer, başka bir etkinlikte tekrar görüşürüz.